Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından herkesi sevgi ve saygıyla ve acıyla selamlıyoruz. Biliyorsunuz ki hafta sonu Türk milleti için kolay bir hafta sonu olmadı. Acının en derinlerde yaşandığı bir hafta sonuydu. 12 tane evladımızı, babamızı, kardeşimizi, yiğidimizi kaybettik. Hem de alçak bir terör saldırısında. Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. ATV ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, tabii ki yayındayız ve yayınımıza devam edeceğiz. Konuklarımı takdim edeceğim sizlere. Emine ve İsmail Akşit çifti Cuma günü bu stüdyoya gözyaşları içerisinde girdi. Tek istedikleri kızları Derya Çiftçioğlu'nu bulmaktı. Eşiyle yaşamış olduğu evde hem eşini hem çocuğunu hem de ailesini terk eden Derya nereye gitti, kimin yanına gitti, niçin herkese sırtını döndü? Acaba başına bir şey mi geldi, bir çetenin elinde mi? Ailenin kendince haklı şüpheleri var. Önce anne babayı davet ediyoruz, sonra Derya Çiftçioğlu ile ilgili önemli gelişmeler var. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Ne olursa olsun kızını istiyorum. Kızları Derya Çiftçioğlu kayıplara karışıyor. 15 Aralık 2023 tarihinde kocasını arıyor ve diyor ki hakkını helal et, ben artık dayanamıyorum, ben gidiyorum. Kızım anneme emanet diyor. Bu son sözleri bu ve sonrasında bir daha kendisine ulaşılamıyor. Ben kızını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Engin Bey, karınızın kayıp olması sizi etkilemedi mi ya da siz duygularınızı ifade edemediğiniz için onlar sizi yanlış mı anlıyorlar? Vallahi bütün herkes biliyor, ben eşimin peşindeyim, karakoldayım. O benim canım, canım, ciğerim. Hiç sordun mu bana? Baba, benim kızımın bütün suçu sende. Suçlar sen yok. Yapsın, evet, sen. Bu oyun mevzuna da geleceğim. Sen. Şimdi sizle ilgili iddiaları var, bunu da soracağım. Benim kızımı bu oyunlara alıştıran damadımdır diyor. Önce karınızın size ne söylediğini açıklar mısınız? Bir tartışma yaşadık. O tartışmadan sonra annem nereye gitti? Ertesi gün geldi, bana dedi ki annem babam dedi benim üstüme oynuyor, herkes benim üstüme oynuyor dedi, ben kaçacağım dedi. Kız kardeşi şu anda telefon attığında. Gitmeden önce bir gece öncesinden Engin bana vurdu ve bana çok ağır bir hakarette bulundu. Ne yaptı dedim abla sana dedim. Üst komşumla benim adımı çıkarmaya başladı evet. Dedi. Ben dedi ağrıma gücüme gitti bu olanlar. O yüzden dedi evi terk ettim. Elif'i dedi alacaklar elimden. Elif'i dedi ulaşmam lazım dedi. Benim şüphelendiğim Berkay ismi var oyun grubundan. Bu arada Derya kayıp olan Derya Çiftçioğlu ile ilgili ekip arkadaşlarım şimdi bir ihbarı bildirdiler. Aslında çok sayıda aynı bölgeden ihbar geldiği için söylüyorlar. İstanbul'da Eyüp bölgesinde olduğu. Yani Sakarya'dan İstanbul'a geldi ve Eyüp civarında olduğu bilgisi gelmiş, onu da söyleyelim. Derya kızım. Bak kurban olayım eğer baba. Eğer bu izliyorsan bizi ne olur Allah rızası için evine dön yavrum. Ne olursa olsun gel yavrum. Tarih 15 Aralık 2023. Derya eşiyle ve çocuğuyla kendi evinde hayatını sürdürüyor. O gün hatta babasına çocuğun velayetiyle ilgili işlemleri yapmak için bir takım o işlemleri halletmek için işlerim var diyor. Baba diyor ki kızım gel beraber halledelim. Yok baba olmaz. Yok telefoncuya gittim. Yok şöyle yaptım böyle yaptım derken aslında 15 Aralık günü Derya çoktan gitmiş. Bu süre içerisinde ailesini bir takım yalanlarla oyalıyor. Evet. Derya'ya bunu yaptıran ne olabilir? Abla bilmiyorum, çıksın söylesin. Gelsin anlasın. Ben de sussam ben de aman gelsin desin ki baba böyle böyle oldu, baba şöyle şöyle oldu. Bir anlatsın, bir sesini duyayım, bir kendini göreyim. Sakin ol İsmail. Sakin ol İsmail abi diyor, doğru söylüyor da. Sakin ol. İsmail ben... abi, Emin abla. Buyurun. 15 Aralık'tan beri kayıp olan kızınızı buldum. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin kulluğum, Allah ne muradı varsa versin. Allah ne muradı varsa Allah senden bin kere razı olsun. Ne muradı varsa versin. Tamam sakin. Ah benim kızım, gel bir kere kucaklayın. Sakin ol, sakin ol lütfen. Gel babacığım, gel kurbanım, gel bir kere kucaklayın yavrum. Gel babacığım, gel elini al.
öpeyim ne olursun kurbanım. Gel bir kere kucaklayayım. Gel bir kere kokunu göreyim. Duyayım ne olursun yavrum. Bak bulunmuş. Bulunmuş. Ah benim kızım. Gel canım benim. Gel evladım benim. Gel. Gel ne olursun. Şimdi kızınızı hani buldum ama getiremedim dersem üzülür müsünüz? Çok üzülürüm. Çok üzülürüm. Çok üzülürüm. En azından bizi yüz yüze görüştürün. Burada ben görüşelim. Ben onu almadan terk etmem. Asla burasını terk edip terk etmem. İyi haberi hazır mısınız? Efendim? Kızınızı getirdim. Allah razı olsun. Burada. Allah ne buradan varsa versin. Şimdi kurban oldum Allah'ım hiç yok mu? Çektirmesin sana. Allah ne buradan varsa versin. Ne buradan varsa versin. Şimdi Derya'yı getirdim. Derya burada. Biraz sonra Sütyo'da olacak. Ama sizden bir isteğim var. Yani sakin de oğlum. Size tamam. Karşı tavrı nedir? Nasıldır? Bunu tamam. Bilemiyorum. Tamam. Tamam. Ama en azından onu şu anda canlı canlı göreceksiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Gelsin ne istiyorsa. Evimi istiyorsa evimi vereyim ona. Canımı istiyor. Ben çadırda duracağım. Yeter ki gelsin evim onun olsun. Evet. Gelsin, çıksın ortaya. Gelsin, gelsin, çıksın ortaya, gelsin. 15 Aralık 2023 tarihinden beri kayıp olan Derya Çiftçioğlu'nu bulduk. Şimdi stüdyomuzda olacak. Kendisini davet ediyoruz. Buyursunlar. Babam. Kızım. Yavrum. Bebeğim. Kızım benim. Ne oldu bana sana böyle? Anlamı yere bürütme yavrum. Ne sakın. Gerekirse. Sakın. Sen. Yavrum benim. Sen sakın. 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 Ay. Sakın. Sakın. Elif bende kızım. Elif bende. Her şeyinle. Her şeyinle. Her şeyinle kabulüm yavrum. Benim yavrum. Her şeyinle kızım. Kurban olayım. Olur babacığım. Olur babacığım. Hepimiz hata yapabiliriz. Hepimiz hata yapabiliriz. Ben her şeyinle kabulüm kızım. Her şeyinle kabulüm. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbim kimseye bu acıyı tattırma sana şükürler olsun ya Rabbim. Şükürler olsun. Tamam babacığım. Ben buradayım. Rahat ol babam. Rahat ol kurban olayım. Elini öp benim. Elini öp benim babam benim. Kurban olayım sana. Kurban olayım sana babacığım benim. Kurban olurum babam. Oh benim canım kızım. Oh benim canım kızım. Kızım. Oh benim kızım. Başını sakın eğme. Başını hem böyle dik tut kızım. Ben her şeye razıyım. Dimdik tut babacığım. Bak senin daha evladın var. Bak daha yarın bizim bebeğimiz ameliyata yatacak. Bakalım yok. Ne olacak? Vicdanlıyı nasıl bırakırız böyle yalnız babacığım? Başını dik kızım. Başını hiç korkma babacığım ben buradayım kızım. Başını eğme. Ben buradayım babam hiç korkma. Kimse babam sana bir şey yapamaz ben buradayım babacığım. Sakın. Olmuştu babacığım. Olmuştu babacığım. Elif bizde babam Elif. Bir yerde de. Ben onu bırakamıyorum kızım ben. Sen dönesin diye ben böyle yaptım kızım. Oh. Elif bende. Oh. Kimselere yavrum vermem Elif'i. Yavrum benim, yavrum. Ben bırakmam seni. Derya kurban iyi misin? İyi misin kızım? Anne ve babanın yanında olduğun için mutlu musun? Mutlu musun kızım? Konuş kızım. Ne kızım gerekirse babacığım. Söyle yavrum. Konuş yavrum. Konuş evladım. Konuş babacığım. Konuş kurban olayım sana kızım. Ne gerekirse benim yaparım. Ne istiyorsan yaparım bebeğim. Utanmana gerek yok babacığım böyle dik, dik dur babacığım. Utanmana gerek yok. İstersen anne canım. Babanı alabilirim. Gel. Onlarla yan yana durmak istemiyor musun? Hayır ben bırakmam seni. Neden? Yok. Neden ama neden? Gel şöyle kalk geçelim hadi babacığım. Ben bırakmam şu seni. İsmail abi bak. Dur bir dakika. Şu anda aynı ortamdasınız. Evet. Berabersiniz. Bu evet. Bile sizin için aslında çok önemli bırak. Bir gelişme. Biraz sakin. Sen de biraz sakin ol. Gel böyle geçelim. Bir konuşalım. Kendini serbest bırakalım. Derya niçin sizi yanında istemiyor? Niye gelir ki geldiğinde o size sarılmadı? Nereye gitti? Gel. Ne yaptı?
daha önceki evliliğinden dünyaya gelen çocuğuyla ilgili, velayetle ilgili önemli bir karar varken o kararı aslında daha kendi tarafında zorluğa düşürecek bu hareketi niye yaptın? Mutlaka önemli bir açıklaması vardır. Evet. Hoş geldiniz. Yanınızda su var, oradan su alabilirsiniz. Eda, bir peçete de uzatalım istersen. Ne oldu 15 Aralık günü? Ailenin seninle ilgili bir takım iddiaları vardı. O bizi bırakıp gitmezdi. Kesin bir çetenin elinde iddiasında bulundular. Herhangi bir çete ya da birileri tarafından tehdit ediliyor, şantaj altında olabilir misin? Hayır. Böyle bir durum söz konusu mu? Hayır. Ne bileyim, artık sosyal medya öyle bir hale aldı ki bazen fotoğraflarımızı paylaştığımız o fotoğraflarla bile tehdit edilebiliyoruz. Bu bizim için korkutucu oluyor, ailemiz bazı şeyleri görmesin diye. Onların isteklerine boyun eğiyoruz. Böyle bir durum söz konusu Hayır, mu? Hayır, yok öyle bir durum. Tehdit yok, şantaj yok. Yok. Kendi isteğinizle mi evinizden ayrıldınız? Kendi isteğimle ayrıldım. Sakarya'da pazarında yaşıyorsunuz. Evet. Eşiniz Engin Bey ve evet. Çocuğunuz var mı bu evlilikten? Hayır. Yok, daha önceki evlilikten çocuğunuz var. Çocuğunuzu da anneye, annenize emanet etmişsiniz. Değil mi? Evet. Normalde velayet babada ama anneniz sanırım sizden bile daha iyi bakıyor evladınıza. Doğru mu? Annenizi niye çocuğu niye annenize emanet ettiniz? Gideceğiniz yerde çocuğa yer yok muydu? Hayır, yani şöyle söyleyeyim. Ben zaten Engin'i uzun zamandır istemiyordum. Hı hı. İstemediğim bir evlilik oldu. Hı hı. Sürekli beni aşağılıyordu, bana kötü sözler kullanıyordu. En son işte bana vurdu. Benim de çok canımı sıkıldı. Bir senedir görüştüğümüz zaten biri vardı. Bir senedir biriyle görüşüyorsunuz. Evet. Hı hı. Her şeyin kabulüm kızım. Dedim ki hani ben böyle hani istiyorum. Dedi ki çık gel o zaman. Ben de çıktım geldim. O konuştuğunuz kişiyle mahalleden mi? Gün vardı, biz oradan görüşmeye başladık. Sonra böyle onun yanına geldim işte. Ki eşime de söylemiştim zaten. Dedim ben seni istemiyorum, boşa beni. Ben seni seviyorum, boşamayacağım dedi. Ondan sonra işte kötü davranıyordu. Komşularımla kaç sefer adımı çıkartmaya çalıştı. İnsanlar geliyordu işte diyordu senin kocan ne yapmaya çalışıyor? İkide bir de bana kötü kötü kelimeler yok sen onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Çok canım atak etti. Çıktım gittim sadece. Çok fazla oyun oynadığınızı insanlarla o oyundaki insanlarla arkadaşlık ettiğinizi konuştuğunuzu söyledi. Evet evet konuştum. Arkadaşlarım da vardı zaten. Çiçek, Melek, Medine, Makedonyalıydı. Onlara da şey yapabilirsiniz. Onlarla oynuyordum. En son işte hani baktım ki olmuyor. Gece uyuyamıyordum çünkü. Bu oyuna sizi alıştıran kimdir? Yani kendi iradenizle ben mi oyunun Ben kendim bilmiyordum oldunuz? Bu oyunu. O bana... Engin. Oyun diyelim. İsmini söylemeyelim. Yani. Savaş oyunu diyelim. Evet. Eşin ne dedi sana? Der ya bak çok güzel. Kurcalamıyordum. Sonra yükledikten sonra birkaç sefer oynadım ama canım çok sıkıldı yani. Beğenmemiştim zaten oyunu. Sonra nasıl olduysa oyuna sarmaya başladım. Ne var oyunun içerisinde? Hani ben savaş oyunu diyebiliyorum. Savaş oyunu yani. Silah falan işte onlarla şey yapıyorsun, adamları öldürüyorsun bu. Takımlar mı oluyorsunuz? Yani 4 kişilik takım oluyoruz. 4 Siz eşinizle aynı takımda mıydınız? Ben evet onunla aynı takımdaydım. Çıktım. Sonra ben başladım kendi arkadaşlarımla oynamaya. Benim kız arkadaşlarım vardı. Yeni takım kurdunuz. Evet kız arkadaşlarım vardı. Kız arkadaşlarımla konuşmak istiyordu. Onlar da onunla konuşmak zorunda değildi. İstemiyorlardı onu. Benim de bu sefer sıkıntı yapıyordu, bana Peki, yaratıyordu. Peki bu takım, şimdi mesela takım oyununda kocanız bile olsa oyun oynarken sizi yenilgiye uğratacak, puanınızı düşürecek,
biri ise bile ona bile tahammül edemezsiniz. Bu sebeple evet. mi oyundan attınız? Evet. Yoksa kendi şeyle mi ne bileyim yeni grup kurmak için mi? Hayır. O yani sırf onunla oynamamak için zaten yapıyordum. Hiçbir şekilde istemiyordum onu. O ne yeniliyor oyunda. Muydu sürekli? Evet. Ne oyunda ne şeyde. Siz yenen tarafta mısınız? Evet ben yenen taraftım. Size kocanız puan kaybettiriyor muydu? Evet. Puan önemli mi bu oyunda yani? Evet önemli. Önemli. Siz daha güçlü bir takım kurdunuz. Evet. Yani sizi oyuna sokan o ama oyununuzdan onu atan kişi sizsiniz. Evet. Peki bu sosyal medyada görüştüğüm kişi vardı oyundan tanıdım dediniz. O da takımda mıydı? Evet o da takımdaydı. Takım arkadaşınız. Evet. 15 Aralık 2023 tarihinden beri o kişinin yanında mısınız? Evet onun yanındayım. Ailenizi niye terk ettiniz? Yani baktım ki olmuyor. Aileme gelsem sıkıntı. Hani nereye bana gideceğim? Ne yapacağım? Kızım ne yaptım hiçbir ben şekilde, sana? Söyler misin yavrum? Hiç istemedim yani gidip rezil olmak. Tamam da ne yaptım ben sana? Benim suçum ne? Bir niye şey girip istemedim. Demedin ki baba bak böyle 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 böyle. Ben senin hakkında, senin arkanda elimden geldiği kadar yardım etmiyor mu? Ben bazı şeyleri hep kendi kafamda yaşadım. Ben bunun planını çok kurdum çünkü. Ama hiçbir şekilde cesaret edip de şey yapamadım. Ben perşembe günü seni aradığımda gece vardiyasındaydım. Sana demedim mi Derya, Engin'le eğer geçinmek istemiyorsan ayrıl. Dedim mi demedim mi? Bana bazı şeylerde çok zorluyordu. Engin de bazı bir şeylerde beni çok bir zorluyordu. Bir gece önce eşin sana, eşin bana şiddet uyguladı iddiasında bulundu. Evet, bana söyleyebilirdin. Evet. Peki ekip arkadaşlarımıza tam tersi bir gün önce babam bana şiddet uyguladı demişsin. Ben babam değil, eşim yani onun ismini vermek istemiyordum. O kalktı gecenin saat 2-3 civarı. Şimdi ekibe babam dediğimi, baban dediğini kabul ediyor musun? Çocukluktan belli zaten hani sıkıntılarımız vardı bunu söyledim ama onlar belki yanlış algılamış Yok, olabilir. Yok yanlış anlamazlar. Şimdi ben bir gün önce söyledim. Bana eşim şiddet uyguladı. Eşim demek istemedi bir gün önce çünkü baba, eşim hiç bir gün önce bana babam şiddet uyguladı. Hangisi doğru? Eşim. Eşin. Niye ekibe babam dedi? Eşim uyguladı. Ben şiddet ne yaptım? Niye kızım, ama babanı şey olduğunu ki söyledin? Babanı suçlu duruma düşürdün. Yok. Çünkü kızım ben o gün bana, abla konuşabilir bir o şey. O söylediğin, babam bana ekibe ilettiğim, babam bana şiddet uyguladı ifaden yalan mıydı? O yalan. Babam değil. Peki ben babam geldim kızım. Geldi. Abla bir şey söyleyebilir babam miyim? Babam geldi karşılıklı kızım. Konuşalım. Ne kızım, oluyor? Peki ben duyduğum zaman, eve geldiğim zaman o sinirde demedin mi kızım aç bakayım şu kollarına bakayım sana vurmuş baba sen ne dedin bana? Baba ben öyle bir şey yok demedin mi? Ne yapayım baba kavga mı edeyim kavga mı çıkarayım? Derya ben senin için canımı vermişim Derya bak canımı Derya bak Ay, kızım yapmayın, bak. Ay yapmayın lütfen ben lütfen. Ben canımı veriyorum senin Ay, için sen ne kavga? Engin kim ya? Bak, Engin kızım. Ferişte olsa ne olur simsiyah kızım? Simsiyah oldu bak simsiyah Engin oldu. Olsa ne olur yavrum evladım? Simsiyah sen benim her şeyimsin ya. Simsiyah oldu kızım. Ben sana arkadaş ya ne bileyim elimden geldiği kadar suyunuzu ben her akşam gelip de telefon etmiyor mu der ya baba ne noksanım var yemen ekmen var mı yok mu diye ben bunları söylemiyor mu yavrum sana? İstemiyorum. Sen bana ne diyorsun? Baba eşim iyi maaş alıyor. Eşim bu kadar maaş alıyor. İyi kızım geçinebiliyoruz. Kızım 4 aydır şeyin parasını vermemiş senin kocan. Servisin. Servis parasını vermemiş kızım onu hallettim ben. 4 aydır babacığım. Yok canımızda. 4 aydır baba. Yok canımızda. Hiçbir şekilde ilgili alakalı bir insan değilim. Ama babacığım ailen kötü bir aile mi? Yani ailem, annem ve babam bak karşında bu annem insanlar. Annem ve babam kötü bir insan hani şimdilik değiller. Değil. Değil. Peki bu 15 ama, Aralık o gün evden çıktıktan sonra onları da sildin mi? Ben herkesi sildim de çıktım. Kapıyı kapattım direkt çıktım. Çünkü o psikolojiyle anneni kendime ya zarar verecektim. Onu düşündüm. Ya kendime kızını da zarar verecektim. Hayır. Ya kendime zarar verecektim ya karşı tarafa. Zaten o gün gittiğimde çok psikolojim bozuktu. Deryacığım 15 Aralık'ta anneni, babanı, kızını sildin mi? Annemi babamı sildim. Kızını? Evladımı silmedim. Evladını silmedin. Onu niye yanına almadın? Okuldaydı çünkü. Hani şey yapmak istemiyordum. O zaten onunla da sürekli konuşuyordum. Hani nasıl yapayım, ne yapayım? O da bağımlı mı, oyun bağımlısı mı? Yok, o kadar oyun bağımlısı değil. O sadece bir şey bir dönem oynuyordu. Böyle bir bağımlılık, yani bir tablet düşkünlüğü, oyun bağımlılığı gibi bir şey fark etti mi? Rahatsız. Oyun
oynarlar. Benim çocuklarım evet. da oyun oynuyorlar ama bir zaman dilimi var. Tablette belirli. Yazıyor orada işte oyunun, oyun sürenizin son 5 dakikası yazıyor. Biliyorum ki orada atıyorum ki 35 dakika oyun oynayabiliyor. Senin kızın sürekli saatlerce bu oyunları oynuyor muydu? Hayır. Oynamıyordu. Hayır. Senin peki annesinin sürekli oyun oynadığını görüyor. Bu onu etkiliyor mudur? Yani geliyordu benimle beraber oynuyordu. Ben biraz oynuyordum, o biraz oynuyordu. Böyle vakit geçiriyordu. Bak yavrum. Bu başka melek genel şey kadın. Ne şey güzel. Evet. O yemek yok, mesela ödev yok, okul yok, yok, sorumluluk yok. Ona takılıyordu, şey olarak takılmıyordu. Kaç saat oynarsınız adlarını günde? Vermeyelim. Efendim? Günde kaç saat mesela oturdunuz, kaç saat oynardınız? 1-2 saat oynuyordum, hiç kapatıyordum. Hiç kalkmaksızın? Yok, aralıklı şekilde 1-2 saat oynayıp kapatıyordum. Kızım sabahlara kadar oynuyormuşsun. Gene 2 saat iyi biliyor musunuz? Yani benim kocan öyle söyledi. Yani çünkü eşinizin anlattığı çok farklı. Yani saatlerce... Sabahlara kadar diyor. Kendisi yatmaya gittiği zaman ben alıyordum elime telefonu. Evet, oynuyordum da. Kaçta çünkü... yatıyorsunuz sabah? Efendim? Sabah kaçta yatarsınız? 7-8. Yatıyorsunuz uykuya. Evet. Kızım sen de ne yaptın? Kaça kadar uyuyorsunuz? 12. 12'ye kadar. Çocuk okula nasıl gidiyor? Çocuğu ben çocuk yatırıyordum zaten. Çocuk okula kalkması için çocuk erkenden uyuyordu. Kaldırıyordum, okula gönderiyordum. Böyle. Aslında o okula giderken siz yatıyordunuz. Evet. Enteresan. Kızım bak. Şimdi size, bilmiyorum bu habere üzülür müsünüz, sevinir misiniz ama damadınızdan çok haz etmiyorsunuz. Evet. Kızınızın bu kaçmasında damadınızın rolü olduğunu iddia ediyor. O öğretti, o buldu, o yani kafasına kızınızın girdi, o bugünkü hareketinin, girdi. Eyleminin kaçmasının sebebi damadınız Engin mi? Kızım bu duruma düşmesinin damadın şeyi. Damadım. Başkasının değil. Benim kızımda o kadar beyin yok. Bizim sülalemizde öyle bir şey yok kurban olduğum ablam. Yok. Beyinsiz mi kızınız anlamadım. Ya beyinsiz derken yani. Hayır o kadar beyni yok dediğin yani de şimdi anlamaz abla, plan o kadar... yapmış, kaçmış, planlamış birine de yani beyni yok demek hakaret yani. Demek, gayet de akıllı. Demek ki ona bayağı şeyden olmuş Engin ama. Engin niye kaçmadı oyundan? Ben anlamam ki. Ben oyundan. Yani şimdi hangisinde beyin var yok mu sorgulayalım ben o zaman. Ben oyundan anlamam abla. Biz bu oyundan... Engin'i davet edebiliyor muyum? Nerede? Sonra kızım peki var. Orada kalacak. Nasıl istiyor yani hemen bana şey Melek söyleyin. Melek dediğin kadın çiçek... Eline asla ve asla vermem. Ben bu yola başvurduysam seni de almadan gitmem. Bunu da böyle bil. O kim abla ya? Engin Bey, kayıp ne? Derya Çiftçioğlu'nun eşi. Yaklaşık 10 yıllık hayat arkadaşlıkları var. Ve yanında da hanımefendi var. Kim Engin Bey yanınızdaki? Annem. Anneniz Fatma Hanım. Hoş geldiniz Fatma Hanım. İyi misiniz? Hoş bulduk canım. Gülüyor çok musunuz? Iyiyiz. Hapşıracak mısınız anlamadım. Suratını çok kapıyor. İyiyiz. Çok, çok. Suratınızı çok... kapatıyorsunuz. Evet. Niye? Onlar gibi rezil değilim de ondan. Biz rezil ya, değiliz. Ya onlar evladını aramak için çıktılar. Ben de olsam ben de evladımı ararım. Haklılar. Ama tek ezilen taraf galiba bir tek kızımla ben oldum. Ben bunu anlıyorum sadece. Kızım abla biz derken... o kadar rezil değiliz be saklama kendini. Herkes biliyor kim kimin ne kadar rezil olduğunu. Sen rahat ol o konuda. Ya, ha, güzel oldu. Öbür bana tarafı bak, da at teyzeciğim. Bana bak. Ya, efendim. Bak. Ben hanımımı koruyorum. Evet. Ben şeyliğimi konuyorum. Evet. Sizin bak ağzımı açtırırsan yani, buradan lütfen. Seni kovarlar. Doğrudur, duydun doğrudur. Mu? Söyle ablam. Doğrusun mu? Bak söyle. Sana ne diyorum ben. Ya lütfen. Bak anne, lütfen. Aa geçin. Sana bak ben ne diyorum. Evet ablacığım. Ha evet ablacığım. Bunu biliyorsun. Doğrudur. Telefonlarda yeter. Sözde bilmiyormuş, şey yapmıyormuş. Bize geldiğine sor bakayım kızına kaç tane telefon bozdu. Benim küpelerimi bozup da gidip kendine telefon al, telefonsuz doğrudur, kalmasın doğrudur, diye. Doğrudur, doğrudur ablacığım, doğrudur. Anladın mı? Doğrudur abla, ha? Doğrudur. Biz de 2 aylık evliyken evet. Kızın kapının arasına pabucunu koydu. Sevgilisinden taksinin önü bizim kapının önüne geldi. Yalan. Gitti gezdi geldi. Doğrudur ha? Ablacığım, doğrudur sana ablacığım.
kaçtığında, oğlum bir dakika şu adamın yüzünü göreyim. Sana kaçtığında gittiğinde Engin dedi ki bu taksiyi araştıracağım. Kapının önüne kim geldi? Ondan sonra size kaçmadı mı kızın? Kaçtı. Sana gelmedik mi anlatmaya İsmail evet. Efendi? Evet. Senin kızın böyle böyle yaptı. Bana ta kapıda ne dedi senin kızın? Ne dedi? Dedi ben dedi gelmeyeceğim. Niye geldin? Biz de zaten kızım seni bırakmaya geldik. Tamam doğru abla. Ne zaman oluyor bu olay? Ha, nereye kaçtı kızın? Evliliğinde. Kaç kez gelininiz oğlunuzu terk etti? Ha, nereye kaçtı senin kızın? Ya bırak. Başka yere kaçtı. Doğru ablacığım. Aradınız. Bırak. Ne dediniz? Dediniz ki şeyde kız. Sığınma evinde. Evet. O gene dostunun evet, evinde. Sığınma evine de gittin. Evet, evine de gidip şey yapabilirdin, sorabilirdin. İlk niye sormadın? İlk kocasını kiminle aldattın? Ya sana ne? Ha? Kiminle aldattık senin kızın ilk kocasını? Ya sana ne? Ondan sonra da benim kocası bıraktı, attı. Bir dakika, Fatma Hanım değil mi? Fatma'm çok benim özür dilerim, çok zor iletişim kuruyorum. Derya bir gelir misin ha? Böyle? Aşağı çıkamadın okay, ki. Gelsinler buraya yeter, bir dakika. Bak, bir yeter. De bir maske varsa sen arkadaşlar. Sen kızından başa çıkamadın. Gerçekten çok hemen bir gelin buraya. Hiç yerimizden kalk. Engin Bey oturun böyle. İsmail Bey de her şey onaylı. Evet oturabilirsiniz böyle. Yani. Oturun. Ya abla, çok doğru. Rica ediyorum hızlıca bana bir maske bulun. Teyzen hanım maske takalım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ya, teşekkür ediyorum. 10 yıllık gelininiz. Kaç? 10 diye 8 yıllık gelinim. 8 yıllık. Kaç olmaz kez olsun. Gelininiz oğlunuzu olmaz terk olsun. Etti? Heh. Ya bu ilk kaçışı değil anladığım kadarıyla. Bu ilk kaçışı değil kızım. Hı. Değil. İlk kaçışı değil bunun. Gidiyor başka adama. Gidiyor. Hatta bende resmi var. Hı-hı. Bende o adamın resmi var. Telefonu var. Tamam daha önceki kaçışlar. Her seferin oğlun affediyor muydu karısını? Hep aldatıyor kocasını. O aldatıyordu. Hep aldatıyor. Oğlun da affediyor Hayır. muydu? Hayır. Oğlum neden affediyor onu biliyor musun? Hı. Anne diyor ben diyor öğsüz büyüdüm. O kız bizim yanımıza 2,5 yaşında geldi. Hı. Ben ona babalık yapacağım dedi. Daha önceki evliliğinden olan çocuğu. Evet. Ben Hı. ona babalık yapacağım dedi. Şey Hı. yapma. Hep o çocuğun hatırına yaladı Hı. yuttu bunu terbiyesizliğini. Doğru. Allah var yok. Engin çok baktı ona. Ben onun hakkını yiyemem. Sen de baktın. Ben de baktım. Hatırlıyor musun? Çocuk bizi sen bize geldiğinde çocuğu kucağına alayım dedi de beton mu yutturdun evet, bu çocuğa? Evet, yanakları evet. pembe pembe oldu. Evet, evet. Ben o çocuğa ne yaptım? Ne yaptım? Doğru. Kendi yatak odama. Ben şimdiye kadar senin hakkında senin hakkında herhangi bir şey konuştum ben şimdiye kadar öyle. Konuşma ama Engin'le ilgili şunu söylediniz. Bak, bir dakika. Hayır, bir dakika. Ama sen bir dakika. Fatma Hanım'ı yaktın. Kavga benim oğlumu kötü Fatma diyorsun. Hanım ama babanın da iddiası şu. Diyor ki benim kızım bugün kaçtıysa bunun tek sorumlusu hayır, Engin. Hayır. Hayır. Sen gelip benim biz evime uyardın mı beni? Biz başka zaman oturup da konuşuyorduk ya başka mevzuda. Ama ezelden beri oynuyor diyorum ki ezelden beri oynuyor. Abla bak. Kızın geldiğinde bak ne diyeceğim bunu sana. Bunu bırakıp da geldiğiyle o zaman gene. Hmm. Kaynanasıyla geçinemedi. Sonra bir ev tuttular. Bu kadın Allah razı olsun kendi evinden eşyaları yükledik benim arabama. İyi bir kayınvalide midir ya Fatma Hanım? Ya ben Fatma'nın hakkını yapar. İyi bir aile, iyi bir kadın. Çünkü bu damadına, çocuğuna, benim kızıma ayrı bir ev tuttu, evinden eşyalarını verdi, ev düzdü. Anladım. Benim, bak ben gene diyorum, benim kızım onun yanında kalsaydı, onun yanında düşme. Olsaydı bu duruma düşmezdi. Yani Derya'ya hayatında bir bekçi mi lazım? Yani. Bak. Yani. Yani Derya bekçisiz olmaz vallahi. İçinde yani. Olanı hiç kimse durduramaz. Yanına isterseniz bekçi tutun. Mühim olan insanın kendi sorumluluk duygusunu alabilmesi. Engin. Efendim. Ben Derya'nın anne babası ilk geldiğinde de sormuştum damadınız niye gelmedi diye. Siz artık Derya'dan vaz mı geçtiniz? Yani beni bir başkası için terk eden kadını ben niye tutayım ki? Tahmin ediyor muydunuz biriyle kaçtığını? Evet. Hatta buyurun Derya'nın. Adamın adını, soyadını, ailesini, sülalesini hepsini buldum. Evet ben kaçtım zaten. Kaçmak da istiyordum. İyi de oldu yani. Mutlusunuz kaçtığınız yerden. Şu an mutluyum evet. Bir şey diyemiyorum çünkü sürekli insanlarla benim adımı çıkartması. Yok işte Musa'ymış, yok bilmem kimmiş. Bunlar da mı yalan? Değil.
Buyurun oradalar. Ay değil. Adını çıkarttık ya. Bunlar değil yalan kızım, yani. Kızım hangi adını çıkarttık senin Korucuk'ta, yavrum? Korucuk'ta. Sen düşünsene. Doğru düz otursan senin adını kim çıkarttı? Musa için söylemedin mi? Sen benim evimden gittin be kızım sevgilimden. Söylemedin mi? Hayır. Polisler geliyordu. İkide bir de polisten beni kıskanıyordu. İkide bir de polis benim gözümün içine niye bakıyormuş? Efendime söyleyeyim, Musa'dan beni kıskanıyordu. İşte Yunan'ın başı benmişim. Bilmem ne. Bunlar da mı yalan Engin? Sen bana ne dedin? Karısının... Erkek kardeşinin kocası karısı varmış. Erkek kardeşinin karısı varmış. Birebir aynıymış. Evet, ben sana bunları söyledim zaten. Adamla dik dik bakınca ben de sinirlendim. Adama küfür ettim. Tamam, ayıptır ben sana küfür etme diye bir şey söyledim mi? İşten geldiğin gün. Siz yanlış hamlede bulunuyorsunuz. Siz dışarıdaki insanları ama gözünle kadar hiç gördüğün ben için görmedim. Kendince bir anlam yüklüyorsun. Hayatım, siz bütün dünyayı evinize sokup yatağınıza ama sokmuş adama bir şeysiniz yani. Sabahtan akşamdan artık bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen bir dakika, fazla uzatmayalım. Fazla şey yapmayalım. Atsın imzasını. Bu da atsın imza. Boşansınlar annesine gitsin. Boşansınlar. Ben rahat annesine gitsin. Ben zaten istiyorum. Oğlum bir fazla şey yapmadan. O da annesine ya gitsin. Ya oğlum derse ki üç gün sonra ben karımı seviyorum diye. Boş, yok. So? Bitti. Ben bitti. Evladım için. Biz o buradaydım. Kız için o durdu. O sabretti. Yeter. Hatta ve hatta ben kaç kere İsmail Bey'e dedim ki, İsmail Bey bu kızın vekaletini alın. Bak büyüyecek. Abla, yarın öbür gün şeyi okula işte, gidecek. Bak, şeye gittim, gidecek. Mahkeme açtılar. Vekaleti bekliyoruz. Sonra, kendileri geçti altı mahkeme. Olmadı, olmadı, olmadı. Devreye. En sonunda iş yerindeki arkadaşları, şimdi patronu... Şimdi o çocukla ilgili mevzu da bir netliğe kavuşturalım mı? Senin daha önceki evlenmiş, boşanmış olduğun kocanda. Velayet normalde babasında, yani mahkeme kararında. Ama çocuğa boşandığından beri sen ve senin ailen mi bakıyor? Ben bakıyorum, evet. Bir de Engin Bey'le beraber bakıyorsunuz. Tabii. Baba nerede gerçekte? Hiçbir baba şekilde yok. Baba şimdi zaten çıktı piyasaya. Ne? Şimdi çıktı baba piyasaya. Benim kızım diyor, ben kızımı alacağım. İşte kimse engel olamayacak. Bu şekilde baskı kuruyor. O dönem orada da bir korkudan dolayı zaten niye hiçbir şekilde açamamış. Derya Hanım, velayet niye size verilmedi? Hiçbir şekilde ben boşanma küçükken... Boşanma gerçekleşirken bu çocuk 1,5-2 yaşındaydı. Velayeti size niye verilmedi? İstanbul'da bize verildi. Bir imza attırdılar. Biz o imzayı attık. Cahillikte ben bilemiyorum ne olduğunu. Cahildim çünkü. Bana imza attırdılar. Ben de o imzayı şimdi attım. Şimdi cahil misiniz değil misiniz? Şimdi cahil değilim. Şimdiki aklım olsaydı o imzayı atmazdım. Velayet davası açılmış ama çocuğu terk edip gittiniz. En sonunda işte oğlumun şimdi, iş yerindeki avukata girdi. Ne o çocuk doğduğundan beri ben baktım. Mahkeme evimi açtılar. Evimi ödeyemedim. Ondan sonra bir geçici velayet aldılar. Oğlu öyle yani, o çocuk okula yani başladı. Yani aslında bu süreçle uğraşan yine Engin'in kendisi. Evet, evet. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Siz Engin'e bir şey söyleyeceğinize en çok korumanız gereken kişi belki de damadınız. Abla bak, benim Engin'e kızım nokta bu. Bu telefon davalarına gelip anlatacaktı. Sen o gece geldin bana. Anlat, anlat oğlum. Dedi ki, ben dedi... ...babama karışıyorsun ya dedi. Babama söyledim. O da dedi hani... ...sana ne karışır? Onlar senin bayan arkadaşların. O sinirle geldi, sana bağırdı, çağırdı, gitti. Ben de istemiyorum. Ben de dedim... Arabada gidip Elanur'a gidiyorduk. Ben o gün söyledim, Engin dedim, benim kız arkadaşlarımla konuşmak istiyordu. Anne sen de yalanlama, baba sen de. Demedin mi Engin'in kızlarla ne işi var kızım, niye kızım, konuşacaklar? Kızım şimdi bak, sen bana konuyu başka, ben ne dedim? Madem senin bunlar kız arkadaşların... Senin de bir yıldır görüştüğün başka bir adam varmış. Kız ben de şüpheleniyordum devamlı zaten. Hayır, bir yıldır sevgilimdi diyorsun, doğru mu? Bir yıldır görüşüyorduk, evet. Bir yıldır görüşüyorsun, ben görüşürüm ama sen görüşemezsin Engin. Hayır, zaten kızlarla oynuyordum. Ben kızlarla oynadığım zaman genelde şey olmuyordu. Benim zaten planım zaten. Hani kız arkadaşıma gitmek. Baba. Çünkü kız arkadaşım Melek yani, beni çağırmıştı. Bir insana zorla gel, Melek beni bana dedi diyemem. Ki gel hani burada kal birkaç gün, kafanı dinle gidersin. Peki Engin gibi bir adam seni uçan kuştan kıskanıyor. Mesela üst komşu nasıl bakmıştı Engin? Adam içine düşecek gibi baktı. Ben de adama dedim ki, yani yanlış anlamasın, suratına karşı dedim. Kardeşim, madem dedim karının kocası, hani karısı birebir benziyor, fotoğrafını getir, ben bir göreyim. Yarın öbür gün bak birbirimize sıkıntı olmayalım. Bunu size anlatan kim? Derya mı anlatıyor böyle bir şeyi size? O da çok garip. Yani evet. Ya sizi Elif sürekli ikimiz... kıskanan, bak Derya'cığım senden şüphelenen, seni kıskanan birini
tahrik etmek için bir hikaye niye yazıyorsun sen? Ya biz Elif'le ikimiz oturuyorduk. Elif'le ikimiz otururken kadın aynı bizim tarzımızda giyinmiş. Saçını da benim gibi toplamış. Ben dedim ki bu benim herhalde ikizim yani. Benim çok haberim yoktu yani. Ben işteydim. Evet, üst komşumun bilmiyorum akrabası mıymış bir şey işte tam olarak bilemiyorum. Ben de geldim bunu söyledim. Dedim ki bak böyle böyle. O günden sonra zaten hep böyle bir sıkıntı yapmaya başladı. Hı. Yok işte ondan kıskanıyormuş, bundan kıskanıyormuş. Ben yok de şunu işte anlamaya çalışıyorum. Hani bir bakıştan ya da bir sözden rahatsız olan Engin. Sen geceleri uyumuyorken, sabahtan akşama kadar bık 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 internette dolanıp herkesle konuşuyorken hiç rahatsız olmadınız mı? Vallahi ben şöyle anlatayım. Ben bunu nasıl duydum? Oyun diyelim lütfen. Şu oyuna nasıl girdim? Evet. İki kız kardeş varmış, bir adama kaçmış. Hı, oyunda mı? Oyunda. Evet. Ben bu haberlere yayılmıştı. Hı. Ben de eşimin telefonunu kurcaladım o sırada. Olay böyle başladı zaten. İlk bağımlı, yani siz aslında bir haberle bu oyunun varlığından haberdar yani oldunuz. Ki o zamana kadar sonra da bilmiyorduk zaten. Oyun oynamaya mı başladınız? Yani. Oyuna başladıktan sonra eşinize bunu teklif eden siz misiniz? Yok, hayır. O ben sizden görüp mi oynadı? Oynayalım diye oyuna beraber girip oynamaya başlamadık mı? Geldiğin zaman telefonum... Benim o sıralar zaten telefonum yoktu. Ya oğlum, madem boyun bu kadar kötü bir şey, bu telefonu alıp da niye kırmıyorsun sonra sen? Karşılıklı ve yan yana aynı takımda mı oynamaya başladınız? Evet. Sonradan ben telefon aldım kendime. Benim zaten o sırada... Bilemeyin lütfen. Benim için önemli değil cihaz markaları. Peki sonrasında aynı takımdayken eşinizle didişmeye mi başladınız? Aranızda huzursuzluk mu çıkmaya başladı? En son 2 ay öncesi bir bayanlar girdi devreye. O bayanları hiç bana tanıştırmadı. Herkesi tanıştırırken onu hiç tanıştırmadı. Peki, kadın olarak işte tanıttığı insanların kadın olduğundan emin misiniz? Kulaklık takıyordu. Bir de böyle şey yapıyordu. Alıyordum, bir yaşlı kadın sesi gibi bir kadın vardı. Ben de bir şey diyemedim yani. Yani kadın yani sonuçta. Peki, yani aslında karı koca bir nevze evde oyun bağımlılığını yaşadıklarını ve biraz vallahi bağımlı olduklarını... Ben... 6 saat 6 6 buçuk saatinde kalkıyorum. Saat 7'de işime giderim. Akşam 7'de evime gelirim. Geliyorsun. Peki. Yani şimdi telefonda kız kardeşim Damla onu var. Seni arayan, seni merak eden, seni bulmak için çok çaba gösteren bir insan. Deniz Yolcu. Damla merhaba. Merhaba Vanessa Hanım, iyi yayınlar. Hoş geldin yayına. Kardeşin Derya ile seni baş başa bırakıyorum. Seni şu anda iyi duyuyor. Evet. Abla. Efendim. İyisin değil mi? İyiyim kızım, çok şükür. Hiç merak etme. Gün gelecek, herkes her şeyi öğrenecek. Bakın Esra Hanım. Buyurun. Ben ablama haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Tamam, ablam kaçtı. Evet, kaçmaması gerekiyordu. Bunları yapmaması, yaşatmaması gerekiyordu. Evet, doğru ama. Bir evlilikte kadın ne kadar haksızsa erkek de o kadar haksızdır. Ben bunların evliliğini A'dan Z'ye biliyorum. Bakın Esra Hanım. Evet. Sürekli gittiğimde enişteme, enişte yapma etme bu oyunu oynamayın. Bak abla yapma etme bu oyundan başınıza iş gelecek dediğimde bana enişten bu oyun bana para kazandırıyor. Ben para kazanmadım şimdiye kadar. O kazanıyorsa bilmem. Çünkü bir rant olayı var. Bana bu şekilde söyledi Esra Hanım. Konuşsana, sesli konuş. Sonra, evet tamam, sen çok çalışıyor. Sabah akşamdan 7'ye kadar işe geliyor. Evet doğru, çok çalışıyor ama 9 aydan beri bulunduğu evin kirası ödenmiyor. 4 aydan beri Elif'in okulunun servisi ödenmiyor. Evet. Şu şekilde söyleyeyim. Evlerine gittiğimde, ne zaman evlerine gitsem evlerinde hep bu telefonla oyunlarla oynuyorlardı. Evin içinde huzur denen bir şey yoktu. Oyun onlardı bir tek. Bir tek evlerinde oyun, evlerinde telefon, tık tık oraya oyun, buraya oyun. Yani bunları yaşatmanın sebebi birbirlerine yattılar bunlar. Ne anneymiş, ne babaymış, ne oymuş, ne buymuş, kimse de değil suç. Bunların ikisinde suç Esra Hanım. Sonra şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Engin efendi hepsini ablamın üstüne yıkmaya bakıyor. Ama öyle değil Esra Hanım. Bu oyunu kurdurtturan Engin. Bu oyunu onun eline veren Engin. Karısının telefonu bozulduğunda sinire strese girip de tahminlere verdiktiren Engin.
Ben ablamla çarşıya çıkıyordum. Çarşıya çıktığımda yürüyen adamdan bile karısını kıskanan bir adamdan bahsediyoruz. Hayatım, ben bu kadar kıskanan bir adamın da bir oyun bağı, yani eşini böyle bir sanal dünyanın tam ortasına atması da gariplik. Ama yani bana daha göre. Önce bu oyunu buyurun Engin Bey. Kaçmış. Yani siz oyunu evet. Konuşsana ya. Da. Niye cevaplar mı? Kaçmayan Bey. Ablanız daha önce bu oyunu cevaplar mı hanımefendi? Söyleyin. Esra Hanım, son sözünü söylemek istiyorum. Tamam, söyleyin. Konuşsun da ben. Ha, duyup tuttum. Engin Bey'in yanında annesi evin içinde olanları biliyormuş. Lütfen bunun sorusuna cevap verebilir mi? Hı? Neden 8 sene olmuş gelinin evinde, 1 sene durmuştun en fazla abla? Neden 7 seneden beri çocuğunu arayıp sormamış, evine gelmemiş? Bir sorabilir misiniz? Buyurun. Ablan yüzünden çok konuşuyorsun ya. Tamam, ablan yüzünden. Yüklenme o zaman. Sen teyze. Çok ben konuşma, biliyor musun? Gelinin arası bu. Gelinin arası. Annenin babamın üstüne yüklenmeyeceksin. Ya kimsenin üstüne... Damla, 30 saniye. Şimdi bütün sesler karışıyor. Fatoş Hanım, siz 7 yıldır oğlunuzla ve gelininizle görüşmüyor musunuz? Hayır, konuşmadım. Neden? Neden? Onun yüzünden. Sebep? Ne oldu? Onunla evli duruyor diye. Ha, siz aslında gelin olarak asla Derya'yı... Kabul etmedim. Etmeme bütün sebebiniz? Bütün sülalesi Engin'le konuşmuyor. Enişteleri, ablaları... Etmeme sebebiniz nedir? Daha önce de kaçıp gittiği için. Daha önce kaçtı. Onun kimlerle buluştuğunu, kimlerle konuştuğunu, erkeklerle gezdiğini. Peki ben neye uyduruyorsun da? İki ay. Bana ben bak. Engin'le 2 aylık evliyken ben nereye kaçtım? Nereye adamlara gittin? Mı kaçtım? Taksiyle geldi kapının önüne. Nereye? Kim bu adam? Kim taksiyle geldi? Araştırdın mı? Araştırdık. Araştırdım. Kızım. Tamam evet. Getir. Evet. Bak getir, nereye ben buradayım. Burayı? Herkesi getireceğiz buraya. Fatoş abla. Bak şeylik yapma. Tabii. Tamam, beni çıldırtma. Fatoş abla. Ben nereye gitmişim? Bir dakika. Ben huzur evine gittim. Tamam mı? Tamam. Şeye gittim. Sen niye tutup da şey yapmadın? O 60 yaşındaki adam kim? 60 ya sana ne ya? Adam ya? Bırak. Hangi adam? 60 yaşında var bir tane. 60 yaşında var. Oturur musun? Çok terbiyesizsin. Yeter. Sen çok terbiyesizsin. Ya biz buraya ne için geldik ya? Derya kaç gün kayıp oldu? Abla ben bir sefer kaçtım. Niye kaçtım söyleyeyim mi? Benim gözüm kayıyor diye... Yalana bak ya! Engin terbiyesiz. Allah aşkına. Abla sinir oluyorum ya. Kalkmış şimdi, benimle dalga geçiyordu. Ya Engin abi, Serhat'ın karısı. Eltin seninle dalga geçiyor. Evet. Sonra? Dalga geçiyordu. Benim de çok canıma geldi. Sinir oldum, ağlamaya başladım. Sonra Engin'e kalktım. Dedim ki Engin kalk dedim. Bak böyle böyle sorunlar var. Engin kalktı, küfür ederek geçti. Benim karıma dedi bunu yapamazsınız dedi. Beni savundu orada, tamam. Güzel. Bir şey demiyorum. Hı hı. Ama benim kayınvalidem beni savundu. Ben sinirlendim. Aha. Engin'e dedim ki Engin bana yol parası ver, ben babamlara gidiyorum. Annemi aradım, yalansa yalan desin. Ondan sonra baktım ki anneme ulaşamadım. Sonra şey yapamadım, hani hiçbir şekilde ulaşamadım. Gördün mü ne kadar haklıymış. Ondan sonra da 2-3 gün gittim kadın sığınma evine kaldım. Sen annenin babanın evini bilmiyor musun? Ben biliyorum. E gitseydin onların evine, sığınma evine. Annem babam evde yoktu zaten. Ne annem ne babam evdeydi. E git bir kafede otur musun? Akşam gelirler zaten iş çıkışında. Bir kafeye gittim, eşyalarımı bıraktım, sonra geldim. Bana diyor ki taksiyle gelmiş, beni bir adam almış. Kaç gün ortada yoktunuz? 2-3 gün ortada yoktum ve ben Arife'ye şey var Sakarya'da, gidin oraya da sorun. Siz ama sürekli bu davranışı tekrarladığınızı iddia ediyorlar. Efendim? Sürekli aynı davranışı tekrarladığınızı iddia ediyorlar. Tekrar etmiyorlar çünkü ben kaçmadım. Ben ömrüm boyunca bir sefer İzmit'ten kaçtım. Seviyor muydun kocanı? Ya o sıralar böyle bir şeyliğim vardı, anladın mı? Ama sonra baktım ki artık bizden bir şey olmuyor çünkü beni herkesten kıskanıyordu. Hı hı. Beni bir herkesten kıskanıyordu, hariç. Beni sıkıyordu. Hı-hı. Çarşıya gidiyorduk, o adam sana...
nasıl izin veriyordu? Çünkü orada da karşı cinsten birileriyle mutlaka konuşacaksın. Buna nasıl izin verdi? Buna bir şekilde bilmiyorum. Olarak ediyorduk. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz efendim? Gerçek kimliğinizle mi oynuyorsunuz o sanal dünyada? Yani siz orada Derya mısınız? Hayır. Evli misiniz, Derya falan mısınız? Değil. Cinsiyetiniz belli oluyor mu? Cinsiyet bayan bayan erkek vardı. Ben hiçbirini seçmedim. En son işte bayanı seçtim ama hani sonra erkeğe çevirdi. Erkek olarak dedim şey olsun. Kontrol çünkü ediyor muydu kocan? Bilmiyorum edip etmediğini. Anlamadığı için çok fazla şey yapmadı. Ben anlamıyor mu çok fazla? Çok fazla anlamadığı için ben zaten Medine diye bir arkadaşım vardı ona soruyordum. Hani ben de bilmiyorum çünkü sürekli ama şey yapmayı. Anlamıyor dediğiniz adam sanki oyunun piyeri seni buraya sokmuş. Sen oyuna girdin diye kaçtın gibi anlatıyorlar. Halbuki cin olan adam çarpan kim? Derya. Kendi ben oynuyordum yani ama sürekli yok işte kaçmışım da bilmem ne de şöyle böyle muhabbeti hiç olmadı. Ben bir sefer şimdi kaçtım. Samimiyetle söyle. Senin evden kaçman oyun değil. Efendim? Senin evden kaçma sebebin oyun değil. Senin orada biriyle görüşüp duygusal sanal bir aşk yaşaman doğru mu? Ya sanal bir aşk olarak ben değil hani bana değer veriyordu. Hani benim her seferinde şeyimi dinliyordu. Hani ne kadar süredir yazışıyorsunuz, görüşüyorsunuz? Vallahi bir sene falan oldu yani. Bir senedir. Telefonla görüşüyor musunuz? Telefonla da görüşüyordum. Görüntülü? Görüntülü de görüşüyordum. Eşiniz hiç fark etmedi mi bu durumu? Fark etmedi. Çünkü hani çok iyiydi çünkü. Sürekli konuşan insan değildik. Ama baktım ki artık olmuyor. Kızıma da bazı bir şeyler şey yapmak istiyordum. Bu kişiden bahsettiniz mi? Ona da söyledim. O bana dedi ki hani ben işte Murat'a dönmek istiyorum falan. İşte dedim niye Murat böyle kim? Düşünüyorsun? Babası. Babasına. Hı. Murat'a dönmek istiyorum. Niye böyle düşünüyorsun dedim. Çünkü dedi ben sizden çok yoruldum. Çünkü artık çocuğun yanında bile kavga ediyorduk. Sürekli. Kaç yaşında kızın? 11. Sürekli, 11 ne sürekli kadar güzel duygularını ifade ediyor. Siz ikiniz ebeveyn olarak bana sağlıklı bir ortam sağlamıyorsunuz. Burada bir huzursuzluk var ve benim burada sürekli huzursuz kendimi oluyordu. Kendimi güvende hissetmiyorum yani diyor. Yani sürekli huzursuz oluyordu. İşte bana üzülüyordu. Anne işte niye hani böyle? Ben anlatıyordum. Kaçacağınızı ona söylediniz mi? Telefonunu versene bana. Kaçacağınızı kızınıza söylediniz mi birkaç gün öncesinde? Zaten anlamıştı çünkü söylüyordum ona. Anlamış ayrı. Program bak kızım dedim ben yokum birkaç gün dedin mi? Hani söyledim böyle böyle dedim hani merak etmezsin, üzülmezsin diye de ona da söyledim. O kişiyi tanıyor mu kaçtığınız kişiyi? Hayır. Tanımıyor. Hepsi var. Buyurun Fatoş Hanım buyurun. Benimkinde hepsinde kayıtlı. Ne demek o? Şöyle bir şey benim telefonumun içinde gezinebiliyor. Nasıl oluyor bu iş? Ben çözemiyorum bunu. Kim sizin telefonunuzun içinde geziniyor? Eşim. Cansız programı mı yüklediniz? E-postası vardı. Ben e-postasını kurdum. Benim bütün e-postalarımı o biliyor zaten. E-postasını kurdum. E-postasını kurulu bir şekilde ona bıraktım. Kendi telefonumda siz onun e-postasına ait. Siz eşinizin yazışmalarını, telefon görüşmelerini, her şeyini takip edebiliyor musunuz, hayır, görebiliyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Sadece telefonu elime aldığımda evden geldiği zaman mesajları buyurun okuyorum. Sadece mesajları bu. Buyurun Engin Bey. Kendi karşı taraf yazıyor. Tamam silebilir. Ama benim yazdığım mesajları nasıl silebiliyor? Ben onu anlamadım. Siz nereye mesaj yazıyorsunuz? Mesajlaşıyorduk. Kimle? Eşimle. Tamam. Nerede mesajlaşıyorsunuz? Ne zaman? Giderken mesela ilk evden çıktığında ben iş yerindeydim. Beni hı-hı baldızım aradı. Hı-hı. Dedi enişte dedi biliyor musun dedi ablam gitti. Dedim nereye gitti? Ben o anda zaten biraz bağırıp çağırınca arkadaş hani koşalım gidelim terminale. Derken patron duymuş, beni işten çıkarttı. Hı. İşten atılma sebebim oldu. Hı hı. Her neyse. Siz kendi aranızda orada yazdığı belki mesaj, evet, o mesajı silmiş. Sizin telefonunuzu dışarıdan yönetebiliyor mu? Bence öyle yani. Benim mesajımı o silemez normalde. Ben silmem lazım ama silmiş. Siz onu fiziksel anlamda yanında değilken, onun telefonu kendi elinize tutmuyorken bu mesajı silemezsiniz. Evet, ama ben bir takım casus işte programları var mı yok mu bilmiyorum. Çok anladığım şeyler değil ama ben silmiyordum. Bir takım engelliyordum onu. Çünkü engelli olarak mesajlar geliyordu bana. Okuyordum, niye siliyordum sadece. Için evet. Otomatikman siliyordum. Biz polise gittik babamla birlikte o günü.
Sizin gelmediğinizi söyledi, aramadığınızı söyledi. Anlamadım. Ben terminale gittim, terminal polisinden konuştum. Ondan sonra dedi ki bulunduğun yere gideceksin, ifadeni vereceksin. Oradan biz dediler nereye gittiğini bulacağız. Ben yönlendirdi sizi aslında. Yani ki polis gelmeden biz sana nereye gittiğini söyleyemeyiz. Oradan aşağı indim. Babamlar geldi. Dedim baba dedim. Bizi bulunduğumuz karakola yönlendirdiler. Yani gittik. Polis sizin yönlendirmesine nasıl, nerede kayıp başvurusu yapacağınız bilgisi verildi. Evet. Sizin hiç ilgilenmeyen, işte karısını merak etmeyen ama gittiyse gitti, ne hali varsa görsün diyen bir koca oldunuz. Böyle bir profil çizdi ailemize. Evet. Ama evet. Siz tam tersi, ben kapı kapı aradım. Peki bir kere siz eşinizin... Bir kere evime anne ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir kere damatım evime gelip aç de bana demedi aç, yani ne yapacağız, sen. Ne edeceğiz? Yenge aç, ne varsa çıksın oğlum bana. Tamam babacığım. Aç, aç. Aç, aç, şimdi şöyle bir şey. Buyurun. Karakola gittik. Babamla birlikte aradılar. Hı. Ben dedi kendi isteğimden gidiyorum. Ben kayıp değilim. Hı hı. Evet öyle söyledim. Evet. Yaşımı sordu. Yaşın kaç? 25 dedim. Ben kendi isteğimle geldim dedim. Beni tamam, kimse sormadı. Ama oraya eklenecek yaş bir soru önemli daha var. Akıl yaşınız kaç? Şimdi bak bir hani fiziksel beden yaşı var ama bir de akıl yaşı var yani. Akıl yaşınız kaç? Polis bana dedi ki bu kendi isteğinden gitmiş. Bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Yok. İsmail sonra Bey de... siz niye peki bu kadar geldiğiniz gün damada öfkeliydiniz ama geldikten sonra şu anda noter gibisiniz. Damat ne diyorsa onaylıyorsunuz, kafanızı sallıyorsunuz. Abla şimdi... Hangisi gerçek? Bence anne yani, babanın bak, bir anlık sinirlidir. Bütün hepsini yapmış. Gitmiş karakola, gitmiş karakolda karşıdan abla, cevabı karakola, duymuş. Karakola nasıl gitti karakola biliyor musun? Karakola nasıl gitti? Bunu İzmit'ten benim kardeşim var, o yönlendirdi. Ben gittim bu ya karakola git. Olabilir ama yönlendirmiş, işinden olmuş. Yok, beni aramamış. Evdeki eş kaçmış. Telefon kayıtları kendine var baba. Kendine ait olmayan bir çocuğun velayeti amcam aramadı için beni, dava sen aradın. Açmış. Karakola gitmiş yönlendirmeyle ama sizin anlattığınız... Karakola gitti ama sizin nasıl... beyninize, kızınızın beynine giren bir damat var gibi anlatıyorsunuz. Karakola şimdi gitti ama nasıl anlatabilir miyim Hülya Hanım? Madem bu kız kocasından kaçtı, madem şey yaptı, niye annesini babasını aramadı zırt 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 da bütün akşam üstünden tut gece saat 12'ye 1'e kadar, 2'ye kadar beri devamlı hep aradı. Beni arıyor, devamlı masaya burada geçiyor. Hep aradı. Anneyi niye bırakın. Aradı? Bir de diyor ki niye telefonunu açmıyorsun? Çocuğunu engin bırakmış Fatma teyzeciğim. Yani. Yabancı bir adama. Sen kocası bile olmuş olsa çocuğu bırakmış sonra, yani. Dahası var mı? Mesaj bir de yani en son anneyi babayı aramıyor, daha bunu hiç arıyor. Açmadım. Sanki arkadaşıymış gibi. Ya sen başka bir adama kaçtın. Sen nasıl arayabiliyorsun bu bıraktığın adamı? Niye aramıyorsun? Niye telefonunu açmıyorsun? Demek ne kadar benim... Bana yazmadan ben ona mesaj atmadım. Kızım biz senin telefonlarını açıyoruz. Senin telefonların hep ulaşılamıyor. Kapalı diye. Tamam zaten telefon burada. Alın içine bak. Numara değiştiği için zaten. Bir dakika Engin. Numara değiştiği için o şekilde söylüyordu. Ha, sen anladın? Başka numaradan Engin'i arıyorsun. Kendi numarandan değil. Kendi numarasından bana mesaj atıyordu. Benim mesajlarım onda engelliydi. Ama onun mesajları bana geliyordu. Anladın mı? Ya engellemiş beni yani. Ben onu engellemiştim. Kendi bana mesaj atıyordu. Ben karşılık veriyordum. Arasana beni. Niye aramıyorsun? İşte ya, şöyle. Ya, yazmadın tamam işte. Engin. Ya Allah'ını seversen versene ya. En başından beri bütün hepsi kayıtta. Tamam aramalar, bende de kayıtta. Şeyler. Ben de bir şey silmedim. Tamam sen de ver ben de vereyim. Bak. Şimdi Engin o telefonda sardım. Ne var? Şimdi bir şey var o telefonda. Götür. Bu telefonda kiminden oynadıkları var. Tamam. Bazı telefon numaralarını silmemişler. Ben bunun üzerinden yürüyemedim. Engellemiş herkesi. Hı hı. Kaçtığı çocuğun üzerinden yürüdüm. Ben sülalesine kadar ulaştım. Hı hı. Yani nerede oturduklarını en azından biliyorum. Yani en sonunda buna dedim ki hani senden bir haber alamazsam o çocuğun ailesine yürüyeceğim. Hı hı. Yani. Bunun yani üzerine ben, Derya hemen sana döndü mü? Onun üzerine bana her ya sen dedi nereye gideceksen git. Hani burada yazıyor zaten hepsi. Hı hı. Sonra bunların hepsi silindi mi? Hayır duruyor. Hala duruyor. Duruyor. Tamam, hani ben de silmedim. Ver bakalım. Yalnız çok enteresan. Bakılsın anne, alsınlar içine. Mesela Engin mi? Engin mi? Derya'yı gerçekten karı koca gibi görmüyorum biliyor musunuz? Değiller zaten. Değiliz zaten. Herkes hayatını hayır, yaşıyor. Hayır yani şöyle resmiyette tabii ki bir aile cüzdanınız var. Hani görünürde bir evlilik kurumu var ama altı bomboş olan bir evlilik aynen kurumu. Aynen öyle. Yani böyle aynen çok öyle garip bir
ilişkiniz var. Ya bizim ilişkimiz... Duygusal anlamda, iletişim anlamında yani, yok istiyor. Yani hani böyle oyun o kız arkadaşı gibi görüyor. Aynen. O ona erkek arkadaşı yani benim gibi anladığım kadarıyla, aynen. Baba Selam, yanlış aynen. anlama. Bizim Arketler, anladığımız yani, kadarıyla ben hani sevgimi Elif'e adadım, sevgi kopamıyordum. O da Elif'in babasız büyümesini istemiyordu, öyle gitti. Görünürde her şey, yani aslında bazı fotoğraflar vardır ya, işte bir çocuk, bir erkek, bir kadın ve orada bir aile fotoğrafı vardır. Siz baktığınızda o fotoğrafa çok anlam yüklersiniz ama o fotoğrafa yakınlaştıkça aslında hiçbir bağın olmadığını görüyorsun. Bunu defalarca programda gördük. Engin, şu anda telefonda yengen var. İsminin de açıklanmasını istemiyor ama sanırım ekranı izlerken çıldırma noktasına gelmiş. Engin kendini savunamıyor. Derya'nın yaptığı her şeyi ben biliyorum diyor. Buyurun, hoş geldiniz yayına. İyi günler, hoş bulduk. Buyurun. Esra Hanım, bir sürekli sizin hayranınızım. Sağ olun. Sürekli seyrediyorum. Engin benim eşimin dayısının oğlu oluyor, Derince'den. Buyurun. Engin çok temiz, çok öz birisi. O kadar mülayim. O kadar sessizdir. Ben deminden beri seyrediyorum, çıldırıyorum. Fatoş yenge de ona keza çok hanımefendi bir kadın. Derya sürekli ben bunların içlerinde olduğum için biliyorum. Sürekli kaçıyor. Engin de yavrum hiç ses etmiyor. Ona rağmen yani bu ona sürekli şu anda hatta o kadar sinirliyim ki sürekli Engin'in üstüne baskı yapıyor, Engin'e şey yapıyor. Kafa sallamasın, ben görüyorum. Ben deminden beri seyrediyorum. Engin'i sessiz, sakin buldu. Onun için sürekli Engin'e baskı yapıyor. Engin de orada kendini savunamıyor. Fatoş yenge de sessiz, sakin olduğu için fazla müdahale edemiyor ama Engin'in üstüne çok gitmesin. Peki aile dedi ki benim kızım, yani sakın yanlış anlamasın, bunu hakaret anlamında söylemiyorum. Hani beyni yoktur, kullanmaz onu, saftır, iyi niyetlidir dedi. Kızları Derya için. Size Engin göre kullanıyor. Size göre bu ailenin Engin'le Derya'nın evliliğinde evliliği, ilişkiyi, aklı yöneten kim? Kendi ailesi olabiliyor. Kendi ailesi. Kendi olabilir. Ailesi derken evet. 8 seneden... Engin sen konuşsana çocuğum her şeyi. 8 sene önce neredeydiniz o zaman? Ya benim evime bir sefer gelmiş insan ya, değilsin, sene önce şey yapmış insan değilsin. Yenge olarak geldiniz. İkide birde sen beni nereden tanıyorsun ki? Ben seni tanımıyorum. Ben sen de seni tanımıyorum. He? Sen beni tanıyamazsın. Ya. Engin çok iyi bilir. O zaman demeyeceksin ben Derya'yı çok iyi tanıyorum diye, anladın mı? Ben senin Derya'yı tanıyorum demedim. Ben senin sesini daha ilk defa duydum. Derya'la problemi olduğunu dedim. Ben baştan beri biliyorum dedim. Tamam, ne biliyorsun ki problemimi? Beni tanımıyorsun, sen etmiyorsun. Ben seni tanıyıp etmiyorum. Sen benim ya, problemimi nereden bilebiliyorsun? Bunlardan başa çıkılmaz oğlum. Yo. Evet Fatoş yenge, haklısın. Kapat o zaman o telefonu bir zahmet. Sen kaldı. Neden kapatacağım? Sana sorarak mı kapatacağım? Evet, bana kapat sorarak kapatacaksın, devam tamam mı? Hayır efendim, sana sorarak kapatmayacağım. Engin sessiz kalıyor diye. Ben çıldırmıyorum, ben neyse aslında onu konuşuyorum. Aslında senin akıllı olduğunu, Engin'in saf olduğunu, senin onu parmağında oynattığını iddia ediyor hanımefendi. İşte. Ama halbuki... Hiçbir şeyden bildikleri yok, anladın mı? İkide bir de o kıskançlık için zaten bu oldu. Başka bir şey için değil. Hayatım bu kadar kıskanan adam kıskanç, senin eline telefonları nasıl yasağa sokuyor? Telefon hep bu şekilde yani. Başka bir şey değil. Kızım yapmıyor musun? Ya yeter. He? Çok müdafaa ediyorsun kendini. Yeter. Çok mu akla kalkıyorsun? Ben müdafaa ediyorum. Kış bakmış da yok, taksiye binmişim de kilit taksisine bindim. Görümcenler seni niye banyoya çekti de seninle konuşma yaptı? Hangi Derya görümcen? Sakın. Kaç tane görümcen var? Aleyna için yaptılar, bağlansınlar. Hayır, Aleyna için bağlansınlar. Yapmadım. Bağlansınlar.
Ha? Bir dakika dur. Terbiyesiz. Bir dakika dur. Kızım Sercan durur musun? Baba bir dakika dinler misin? Terbiyesiz ya. Saniye. 15 kaçmadan önceki süreçte bu evliliğin bitmesini istiyor musunuz? Ben hiç şimdi baştan bak, razı eşim baştan razı gelmedi. Ben Engin'i tanıdığım için, bak ben Engin'i Allah'la da tanıdığım için olmazdı. Kabul ettim. Evet. Niye kabul ettim? Boşanamazlar mı dedi? Hayır. Boşansınlar. Evlenmelerine razı gelmedim. Hayatım onu geç. Evlendikten sonra kızım ben boşanmak istiyorum dediğinde bazı aileler şunu söylüyor. Sakın yuvanı yıkma. Hayır, annem hiç öyle bir şey demedi. Aksine her zaman dedi ki kızım boşa, benim kapımın önüne gel. Niye boşanmadın? Gel gel ama ben hiçbir şekilde boşanmak istemedim. Neden ya, boşanmak istemedim? Neden boşanmak istemedim? Bu çünkü o sıralar ya. Hiçbir şekilde bir şey yapmıyordum. Hani diyordum ki ya yazık, evet, günah, hani yuvamızı kuralım, şey yapalım. Ama hep idare artık doldum. Peki taştım. Son gece. En tamam sonunda işte. Da. En son gece dişim ağrıyor dediği zaman ben sana demedim mi? Bak beni sevmiyorsan, istemiyorsan gel boşanalım. Ben o kadar kötü bir insan mıydım? Tamam ben sana dedim. Bana sarıldın ne dedin? Dedi. Ne dedi? Hayır. Sarılır. Bana dedi ki ben seni seviyorum dedi, senden asla boşanmam dedi. Sarıldı, ertesi gün gitti. 14 Aralık gecesi. Evet. Sen boşanmayı teklif ettin. Evet. O seni seviyorum kocacığım, ben senden ayrılmam mı dedi. Dişim ağrıyor diye dedi. Sen bunu bana söyledin. Babamdan para almış. 2-3 gün öncesi sen bana bunu söyledin. Ben senin doğum gününde gittim, sana sürpriz yaptım. Ben sana orada bir taktım. Bak ben sana orada bir taktım. Tamam. Deryacığım kaç paradan yerde? Deryacığım kaç para? 3 gün önce, 2 gün önce hiç önemli değil. Kocan sana lütfen bu evliliği bitirelim, boşanalım dediğinde. Gülerek söyledi ki bana zaten her zaman söylüyordu. Ben tamam boşanalım diyordu. Tamam boşanalım mı dedin? Kocana sarılıp ben bu evliliği bitirmem mi dedin? Hayır, ben benim dişim ağrıyor dedim. Yani şu anda dedim şey yapmak istemiyorum. Peki o zaman sen bu evliliği yıkmak istemiyordun. Hayatım niye kaçtın sen? Söylemiyordu ki Esra abla. Hayatım zaten kendisine diyordum beni bak boşa. Niye kaçtın? Ben niye kaçtım yani? Boşa diyordum, boşamıyordu. En son baktım ki... Ama siz bir yıl önce gönül buradan gitmiş ya, siz fiziken o evdesiniz. Sizin gönlünüz orada değil, ruhunuz orada değil. Bir yıldır siz kiminle görüşüyorsunuz? Evet. Ha, şimdi boşanmak istemesi gereken kişi kim? Gönlü uçan, değil mi? Siz boşanma davası açmanız gerekiyordu, değil mi ona karşı? Yani. Ben artık istemiyorum değil. Kumbarayı niye patlattınız, çocuğunuzun kumbarasını? Kumbara mı? Evet, eşiniz öyle söylüyor. Çekmecesinde para vardı ya kızım. Kumbarayı patlatmadım, şöyle söyleyeyim. Kumbarasının içine zaten ben para koymuştum. Ben de vermedim. Ben koymuştum. Para, çocuk giderken zaten parayı alıp da okula hayatım, gitmişti. Hayatım çocuklar zaten kumbaradaki parayı çalışıp oraya koymuyorlar. Biz hayır. Onlara para biriktirmeyi biz öğretiyoruz. Biz öğretiyoruz ama çocuk zaten parasını almıştı. Ben kendi paramın içime koymuştum. Kızımın peki. Kumbarasında kalsın diye. Şimdi buraya giderken kendi kumbaramı aldım. Siz bu evliliği bitirmek istiyor musunuz? Evet, bitirmek istiyorum. Siz? Ben de istiyorum. Son kararınız evet, mı? Evet, son kararım. Emin misiniz eminim. Yani? Eminim. Siz de. Peki, zaten sizin ortak çocuğunuz da yok. Yani. Yarın tekrar görüşeceğiz. Sizi buradan uğurluyorum. Sizi bu taraftan uğurluyorum. Derya Hanım, sizi de buradan alıyorum. Söyle. Bu akşam dönüyorum çünkü ben... Tamam, senin yerine duruşmaya kocası olarak ben girerim. Öyle yarın, şey olur mu yarın Engin ya? Yarın boşanma var mı? Ha? Şöyle bir şey, ben işimden atıldım. Hı-hı. Benim bugün tekrardan işime alacaktılar. Tamam, orada biz konuş, ben konuşurum. Dediler ki bugün seni idare ederiz. Yarın... Ne iş yapıyorsun? Ben çelik konüksiyoncuyum. Peki, söz veriyorum ben konuşacağım. Almazlar. En azından oraya gittiğinde bakın. Yeni sayfa aç kendine Engin. Tamam mı? Ya ben bugün gideyim Allah aşkına. Yani ben... Yani... Peki, sen nasıl istersen. Ben konuşmak isterim. Ondan sonra o da imzalasın. Mahkeme günü gelsin, boşansınlar. Tamam. Vallahi. Hadi. Ne yapalım biz bu kağıt boşanma işini? Yayın arkasında ekip arkadaşlarım size bildirecekler. Buyurun. Hak helalleştiler, hakkınızı helal edin baba dedi. Bak bu da önemli bir ifade. Sizde sıkıntı yok dediniz, yarın görüşeceğiz. Sizi uğurluyorum. Süren bitti, reklamlara gitmek zorundayım. Ben de işimden atılmayayım diye siz bana bir yardımcı olursunuz demiyorum. Tamam. Yemin ederim bir kaçıyor, bütün aile... Bak insanları işsiz bırakıyorlar. Niye? Sosyal medyadan birini buldu diye.
gezecek, tozacak, eğlenecek diye. Koca işsiz kalıyor, baba işsiz kalıyor, anne işsiz kalıyor. Neyse yarın devam edeceğiz inşallah. Nurcan konusuna geçiyoruz. Nurcan Gülal geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Ferhat Bey sosyal medya paylaşımında demiş ki Nurcan'ı bekleyen bir sürprizim var. Nurcan'a bir sürprizim var. O sürpriz nedir? Bir iddia ile mi ortaya geldi? Bambaşka bir şey mi? Biraz sonra yayın sonrasında reklamlardan sonra öğreneceğiz. Reklamlardan sonra bizi bekleyen diğer konumuzu hemen dile getireceğim. Meliha Hanım, oğlu Şerefi ve gelin adayı Elif'i affeder mi? Burada bir uzlaşma, bir barışma sağlanır mı? Bu çatışma sona erer mi? Evlenmelerine izin verir mi? Konuşacağız. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra geliyoruz. Ayrılmayın. Animasyon yapıyorlar. Bir kırık çek yaptı, ofiste yatıp kalkıp sen mi konuşacaksın? Beni dinle. Pedikür konusu sizi nasıl bu noktaya getirdi? Ben de bilmiyorum. O an bir anlık sinirle olan oldu. Ben onu çok seviyordum. Çünkü biz aynı kafada insanlarız. Gelin kaynananın pedikür savaşı bitmiyor. Bu frençleri gelin fıracı olaraktan beğenmiştik. Kısmet banaymış. Gerçekten bugüne ait bir şey mi? Evet, ben seçmiştim bütünden bu dönemi. Kuslar durulmuyor. Kayınvalide beni yanına almadı, karşısına aldı maalesef. Vizyonsuz, kariyersiz. Vizyonsuz, kariyersiz. Bir değil, iki değil, üç ya. Değil. Dayanamadım, burama ya. Kadar geldi. Meliha'dan gelinliğine çok cevap. Beni dinle, beni dinle. Ne ben buraya bir saniye, ya. Hep sen mi konuşacaksın? Sen, sahilde, bitti. Kafelerde gezerken bizim ben inşaatta kimse. Çalışıyordum. Ben bugün buraya dananın kuyruğunu koparmaya geldim. Nasıl lüks yaşadığımı herkes bilir. Şu an acımasyon yapıyorlar. Ya bir kırık çek yattı, ofiste yatıp korkuyorduk. Nikahı neden kıymıyorlar? Bunlar zaten bir tehdit altındalar. Ben tehdit altında değilim. Meliha'nın suskunluğu fırtınadan önceki sessizlik mi? Bak anne, tamam, hatalı da biziz, suçlu da biziz. Her şey oldu bitti, değdi mi? Elif benim için hiçbir şey. Oğlum Şeref, Allah sana evlat yüzü göstermesin. Ay, ki evlat acısı. Ya. Ben Elif'i seviyorum. Ben bu eli tuttum, nikahımı kıyıyorum. Daha bu yolun dönüşü yok. 100 bin liralık gelinlik hala gelinlikçide duruyor. Yoksa inadından vazgeçip oğlunu affedecek mi? Nikahtan kaçan gelin Elif ve Şerafettin evlenebilecek mi? Kimse karışamaz. Ne olursa olsun ben bu nikahı yapacağım. Yolunuz açık olsun. Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Nurcan ve Ferhat konusuna geçiyoruz. Ferhat hayatını sosyal medyadan yöneten biri olduğu için yine kendi hesabına Nurcan'a bugün büyük bir sürprizim var demiş. O sürprizin ne olduğunu da canlı yayında açıklayacakmış. Önce konuyla ilgili hatırlatma, hatırlatmanın ardından sürprizi inanın merakla bekliyorum. Ne olduğunu kesin Nurcan'la ilgili bir şey yakalamıştır, onu söyleyecektir. Yani benim aklıma gelen bu. Önce hatırlatma, ardından buradayız. Bana bakarak konuşma. Bana sana bakmıyorum zaten. Bir saniye. Kes ben sesini, beni dinliyorsun. Kocamı söyleyeceksin. Kes sesini. Senin yolunu yıkan ben mi? Ben mi çaldım lan senin kocanı? Hayırdır? Bir saniye. Bir saniye. Otur, bir şey söyleyeceğim. Kes sesini. İki. Kes kelime onu. Açıklar mısın? Yeter. Yeter. Oturun yerinize. Kusura bakarız dedim bu. Bana küfür eden bu. İkiniz de mağdursunuz. Sizi mağdur eden kim? Mağdur eden kişi budur. Sen meyilliydin de TikTok'taki adamın peşine düştün geldin. Ben sana demedim. Benim seninle ilişkin biteli bir buçuk iki sene oldu demedim. Dedim. Niye benim yayına kaçıyorsun? Ben senin yanına kaçmadım. Katmadım. Nurcan otur. Nurcan otur. Benim bir suçum vardı. Sen benim hayatımı yıktın. Allah belamı ver. Bey, ben tüm bu kargaşanın içerisinde sizin bu dingin, sakin, hani çok olayın dışında ne oluyor burada bak der gibi Esra Hanım, bir tavrınız var. Bu dünyaya yani, bir kere gelmişim. Beni bir izler gibi izliyor işte. Bu dünyaya bir kere gelmişim. Hayatını yiyeceksin, içeceksin, yaşayacaksın hayatını.
Yani filozofların bahsettiği hayat tarzı Ferhat'ın duruşu. Kıyamet kopsa da sakin kal. Dünyaya bir kere geldiğiniz için mi kendinizi üzmüyorsunuz? Yok, ne üzeceğim ki? Dünyaya bir kere geldik ama sadece yiyip, yatıp, uyuyup sonra tekrar güne başlamış olmak değildir herhalde insanoğlunun yaşamdaki var olma amacı. Daha kutsal bir amacı olmalı değil mi? Evet Esra Hanım, ben şu an şeyle başlıyorum. Ben düşündüm, taşındım. Eşimden boşanmıyorum, eşimi seviyorum. Buradan elini tutup buradan çıkmak istiyorum. Hani diyorsun ya, niye sosyal medyada kimi niye susuyorsun, niye, ben hep düşündüm. Ondan sonra ben Nurcan'ı alıp buradan elimi tutup... Ama bazen kafa sesim şöyle bir ses yapıyor mesela, beter ol. Ama diyemiyorsun tabii. Senin şu anki yaptığın var ya, yemek bittikten sonra sofraya gelen tuz misali. Az biz konuşma. Şimdi süreç oda yabancı bir... O ne? Ben sinirim bozuldum. Ferhat'a. Burnundan sok. Artık arı mı bilmiyorum ne olduğunu. Hani güve mi sinek mi ne olduğunu bilmiyorum ama... Ferhat'a. Diyorsunuz ki ben düşündüm, taşındım. Evet. Eşim Nurcan'ı affetmeye... Evet. Pardon, affetmedi. Onunla barışmaya karar verdim. Evet. Bu düşünceye, bu düşünce yapısına, bu karara nasıl vardınız? Hayır, yoba değil. Ben düşündüm çocuklarımız için. Ben buradan işten çıkıp köyüme yerleşmek istiyorum. Nurcan'ı da alıp annemin elini öpmek istiyorum. Senin annen bana geçen gün nasıl karaladı? 22 annesine sene. Gelmeden önce Nurcan, Ferhat'ın bu tavrını kaç kez gördün? Efendim? Nurcan, Ferhat'ın bu tavrını kaç kez gördün? Çok. Çok. Seni şaşırttı mı bu tavrı? Yok. Yani her seferinde yapıp edip sonra gelip Nurcan beni affet diyor. Evet. Yani demek ki şu saatten sonra ne senin çenenden ne davranışlarından. Evet, ben çenem varmış. Şikayet çenesi edemez. Olmayanın birini bulsun. Şimdi bunu bir rafa kaldırıyorum, bekleyin. Arife Hanım, ne diyorsunuz bu duruma? En güzelini düşünmüş. Ablacığım. Doğru bir karar mı? Doğru karar. Onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Sen Ferhat olsaydın? Emin ol, ben de aynısını yapardım. Peki. Sen Ferhat olsaydın sosyal medyada başkalarıyla yazışır mıydın? Hayır. Yazışmazdın. Hayır. Peki sosyal medyada onun yazıştığı kadınlar, insanlar nasıl insanlar? Kendini bilmez bir insanlar. Hmm. Bunda siz de dahil misiniz? Şöyle söyleyeyim, bir saniye sözümüzü kesmeyin. Yani Ferhat sosyal medyada birileriyle yazışıyorsa onlar kendini bilmez. Aynen. Ben de size sormak istiyorum, sizinle de yazıştı, sizinle de ilişki kurdu. Ablacığım, siz ben kendimi şöyle izah edeceğim. Buyurun. Lütfen sesimin bölünmesini istemiyorum. Argo ve benim konuşmamın da bölünmesini sürece, istemiyorum. Tabii, buyurun. Ve açık ve net söylüyorum. Ben ne kendimi acındırmak istiyorum, ne de bana milletin acımasını istiyorum. Ben ve açık açık ne söylüyorum abla. Ben 2015'te öldüm. Yaşarken ölenlerden benim. Birinci annemi gömdüm mezara. İkinci gömdüm abimin mezara. Üçüncü babamı koydum. Annem ta ki annemi mezara koyasıga da yaşıyordum. Annem mezara koyduğum gün ben öldüm. Ve ben sahipsiz kaldım. Her zaman itilen kakılan bendim. İstenmeyen, sevilmeyen insan benim. Ve hala da bu şekilde devam ediyorum. Sevilmeyen, istenmeyen. Ve ben bu ailemi kaybettiğimde bir yokluğa düştüm. Çünkü çocukluğumdan beri hiç sevinmedim. O dönemde bir yuvanız var mıydı? Vardı. Kaç çocuğunuz vardı o yuvada? 4 tane yavrum var. 4 çocuğunuz vardı? Evet. Eşiniz ve bir aileniz vardı? Vardı. Ve siz evliydiniz? Evliydim. 2019'da ayrıldım kendim. 2019'a kadar, daha doğrusu söyleyeyim, 2015'e kadar bir yuvam vardı. 2015'ten sonra kendimi de kaybettim, ailemi de kaybettim. Hiç sevilmedim dediniz ya, dünyadaki en saf sevgi dünyaya getirdiğimiz çocuklar bizlere veriyor. Yani o kadar beklentisiz seviyorlar ki. Onların önlerine yemek yatıyor. Koysak da koymasak da. Ben bu duruma düştüysem
ailesizlikten yetimden düştüm. Ama 4 çocuğunuz vardı. Onlara dayanabilirdi. Bir şey söyleyeyim. Var ama annemin babamın acısını tutmuyor. Annem babam gibi olmuyor. Bir omuz aradım. Sadece beni bir seven bir insan aradım. Sadece mutlu yuva huzur kurmak istemiştim. Allah'tan çok bir şey istemedim. Ferhat ve Bey'e güvenmiş miydiniz? Ben size söyleyeyim. Ve benim hayatımın kararından bu. Ben sadece mutlu yuva istedim. Allah'tan başka bir şey istemedim. Çok mu suçum? Hata yaptım. Hatamın arkasındayım. Ve ben buna tövbe etmiş insanım. Ve ben tövbeliyim. Ki işte tekrar söylüyorum. Ben buna 2,5 ay, 1 ay önce söyledim. Eşine dön. Git çoluk çocuğun yanında dur. Eşeğine sahip çık. Ben sahipsizlikten bu yola düştüm dedim. Sen olsun eşine çoluk çocuğuna torunun varmış dedim. Git torununa dedelik yap. Çocuklarına hani babalık yap dedim. Başka ama senin bir şey hayatını bir kadın olarak da mahveden Ferhat mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Güvenmiş miydin? Nerede ben senin hayatını mahvettim? Güvenmiştim abla. Yalana gerek yok. Ne diyorsun Ferhat? Efendim? Ne dedin? Ben nerede hayatını mahvettim? Sor. Arife Selim, ben senin TikTok'ta canlı yayınla kimlerle konuştuğunu biliyorum. Çıkart o zaman. Çıkart. Çıkart o zaman. Neyim var neyim yoksa dök. Dök. Ben kimseden korkacak bir şeyim yok. Esra dök Hanım. O zaman. Ferhat Bey'in size evlilik teklifi ettiğini söylediniz yaklaşık 10 gün önce. Evet. Bu evlilik teklifi sizi umutlandırdı mı? Hayır. Hiçbir zaman hayır. Çünkü yalan söylemiyorum. Ben bir insandan nefret ettiysem arkama bile bakmam. Ben yalana gerek yok. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değilim. Ferhat'tan nefret mi ettiniz? İlk baştan insan yerine koydum. Sevdim. Bana dedim sahip çıkar. Yani elimden tut da belki kötü yolu düşmekten kurtulurum. Hesabı yaptım. Bir omuz aradım. Ama o aradığım omuz başkaymış. Yanlış bir omuzmuş. Ta ki bunun evli olduğunu öğrenesse kadar. Ben bilmiyorum abla. Ben size görün, hayalimi görün yani. Yaşadığım hayatımı görün. Yaşadığım iş yerim, hayatım ne olsa Arif benim Ecim, kimseden gizlik saklayacak şeyim yok. Efendim? Kaç yaşındasın? 34 yaşıma girdim. 34. Yani 2019'dan beri aslında hayatında çocuklarını terk etmenle başlayan bir süreç var. Sen o dönem kocanı ve çocuklarını terk ettin. Aynen. Terk etme sebebin yine biri miydi? Hayır. Biriydi? Hayır. Değildi. Tek başına bir yolculuğa çıktın. Geride onları bırakarak. Sen diyorsun ki ben anasız babasız kaldım. Yetim büyüdüm. Aynen. Ama sen de şimdi yaşarken çocuklarını anasız bıraktın. Ben bunun farkındayım Esra Hanım. Ve ben bundan çok da pişmanım. Pişman değilim demiyorum. Ben annesizliği yaşadım ama yaşarken de benim çocuklarım annesizliği yaşıyor. Ama hayatım sen de ondan sonra yani bu sosyal medyada vakit geçirmek yerine çocuklarına kendini adadın mı? Sen şurada son bir yıldır çocuklarınla görüşüyorsun. Yok. Boşandığım günden beri görüşüyorum. Hayır görüşmüyorsun. Görüşüyorum abla. Görüşmüyorsun. Son bir yıldır ablacığım, şu baba görüşüyorum. Çocukların seninle görüşmesine izin veriyor. Yavrularıma bağlayabilirsin. Vereyim onların hiçbirini bağlayamıyorum. Yok eski eşimi de arayabilirsiniz. Peki boşandıktan sonraki hayatına giren ilk inandığın kişi Ferhat mıydı? Evet. Başkaları da vardı abla. Hatta konuştuk biz Arafi'yle. Evet. Yani siz tam birbirinizi buluyorsunuz orada. Şimdi sen Arife'yi suçlayacak en son adamsın. Çünkü seni zaten yediğin haltlar ortada. Doğru mu? Doğru. Sen Ferhat'ı suçlayacak son insansın. Çünkü senin de yediğin haltlar ortada. Aynen. Siz böyle bir neyin peşinde koşuyorsunuz? Heyecanın. Yediğim haltlar derken de yani sonra. Şöyle hani yalan dünyanın peşindesiniz. Siz hiç ayaklarınız yere basmıyor. Bir adrenalin peşindesiniz. Bir coşkunun peşindesiniz. Gerçek dünya öyle değil. Gerçek dünya burada sarsıcı. Esra Hanım, bu olayın içinde 8 tane çocuk. 8 tane çocuk. Bak sen de 4 çocuk. 4 çocuk. Oldu. Onda 4 çocuk. Var Şenlur'da mı Nurşendem mi ne? 4 çocuk. Baktın 16 çocuk yani. 16 tane çocuğun hayatı zindan. Niye? Bunlar TikTok'ta eğlenecek, mutlu olacak diye. Ya hayat bu kadar basit bir şey mi ya? Hayatın bir gün kalkın da sorumluluğunu alın. Ben sizin bu... Nurcan beni affetsin teklifinizin samimi olduğuna bir gram inanmıyorum. Esra Hanım bir şey söyleyeyim. Ferhat. Sen inanıyor musun? İnanmıyorum. Şöyle bir şey düşünüyorum ben. Bunu arkadan yönetenler var. Bana oyun oynamaya kalkanlar var. Üst akıl. Evet. Kim o üst akıl?
Şöyle bir şey, ben biz bununla Bafra'ya yerleşmeye karar verdiğimizde evden ben göçü topladım, gidiyorum. Ben dedim ki ne? Göç toplarken ben evime yine gidip geleceğim aynı şekilde. Bafra'ya iniyorum ama ben kocamın peşine gidiyorum. Çocuklarım için bir düzen kuruyorum ama ben evime gidip geleceğim. Kayınvalidemin yanına da gidip geleceğim her zaman. Buna kimse de bir şey diyemez diye bu şekilde kararlaştık, evden çıktık. Sonrasında bunun arkasında yok, ben eve gidecek oluyorum. Nurcan eve gelemez. Çocuklar gelir ama Nurcan gelemez. Bunun arkasında olanlar. Ben Kurban Bayramı'nda kayınvalidemin yanına gittim. Görümcem beni evden kovdu. Kendi evimden. İstanbul'dan gelen görümcem evden kovuyor. Hadi kayınvalidenle görüştün. Çık evden de bir sürü kavga ettik. Pekala. Niye çık dedi sana? Benim yeğenim İstanbul'dan geliyor benim evime. Ben de ablamı arıyor. Ben kimsenin çocuğuna bakamam. Evet. İlgilenmem. Niye diyorsun? Senelerdir ben sizi hiçbir tanesine... Senelerdir ablana sordum mu? 2 sene öncesine kadar. 8 tane ablan var. Hiçbir tanesine bir ağır laf, bir kötü söz söylemiş miydim? Söylemiş. Buna hepsi de şahit. 2 sene sen hayatımdan gidene kadar hiçbir tanesine bir ağır kelime, bir kırıcı laf, hiçbir tanesine bir hizmet etmeme gibi bir davranışım oldu muydu? Olmadı bak. Neydi o zaman? O zaman ben niye kullanıyordum? Beni istemiyordu. Senin ailen. Tamam. Ben buraya tartışmaya gelmedim. Tamam, ben de tartışmaya gelmedim. Gelmedim. Önce sözümü bitireyim, sonra sen de konuş. Evet, üzmeyelim Nurcan kendimizi. Dünyaya bir kere geldik. Ya beni istemiyorlar. Beni istemiyorlar ama ben Bafra'ya iniyorum ama benim peşime. Yani benim istemediğin insanın evine niye gönderiyorsun o zaman? Ben de bu sefer de siz beni kullanıyor musunuz? Beni istemiyorsunuz madem. Göndermeyin. Ben sizin evinize de gelmiyorum. Sizin kocanızın evine de gelmiyorum. Kendi evime geliyorum. Bunlar hop oturup hop kalkıyorlar. Yani aile mevzularının dışında kocan sana Nurcan'ım geri dön diyor. Oy Nurcan'ım, Nurcan'ım diyor. Şöyle bir şey Esra Hanım. O zaman ben seni bugün evde... bir yumuşamış gördüm ben. Yok yok. Evet evet, öyle gördüm. Esra Hanım bir şey bunu diyor mu? Bunu ben duyacağımı Esra tahmin Hanım. Ettim sizden Esra Hanım. Bunu ben sizden saniye. Duyacağımı tahmin ettim de şöyle de bir şey. Ben kendi Facebook sayfamda bir şey paylaştım. Hani Nurcan isminin anlamını. Hı. Ağlarken gülen, gülerken de ağlayabilen. Nurcan isminin anlamı o mu? Esra öyle abla. Okudum ben. Hı. Buyurun. Nurcan hala daha beni seviyor adım gibi, eminim. Boşanmak da istemiyor. 2-2-4. Sizi sevebilir. O Ferhat. Ona ait bir duygu. Ferhat. Ama siz güvenip yola az çıkılacak bir insan ben mısınız? Ben senin peşine gelirsem benim babam beni reddediyor. Ailem beni reddediyor. Hı? Önce tamam, onları etsin, etsin. On... Hayır, niye değil? Ben yarın öbür gün dımdızlak meydanda kaldım mı, ne olacak? Nerede dımdızlak kaldım? Kaldım ya. Boşanmak istiyorsan boşanmak tamam. İstemiyorsan ben bu akşam gidiyorum. Boşa o zaman. Anneme gideceğim, elini öpeceğim, özür dileyeceğim. Gelirsen gel. Gülinle Emir'e bir düzen kuracağım. Ne benim kadar çabuk döndünüz. Bravo size. Be. Benim 2 tane öğrencim var. Ferhat bunlara Bey. Bir düzen efendim? Lazım Ferhat. Ne kadar çok, biraz insan bir şey yapar ya. Saçınızı bile değiştirmişsiniz. Bu TikTok saçı değil. Bu gerçek hayata dönüş saçı bence. Ama çok çabuk çark ettiniz. Tam bir erkek tavrı değil miydi? Geliyorsan gel, gelmiyorsan ben gideyim. Yani hemen döndünüz. Ya tamam, ben götüreceğim köşeden bunu. Köşeden gözüktünüz Nurcan'da. Çünkü gel. Niye Hülya Hanım? Sonrasında işte burada dönüyor ya. Sonrasında yine aynı dönecek. Ben taşıdığım insanı anlatıyor, biliyorum. İkinize şöyle anlatayım. Çocuklar böyle düştüğü zaman, anneler işte yeni yürümeye başladığında hemen biz ne yaparız? Ya işte bu seni düşürdü. Kızarız kurban. Değil mi taşa, koltuğa? En kolay yol o. Değil mi? Hayatımızda evet. Sorumluluk almak yerine, çünkü sorumluluk tek kişilik. Bir insan hayatından memnun değilse düzeltmek için harekete geçmesi lazım değil mi? Tek kişilik. Ama suçlamak için ne lazım? Suçlamak basit değil mi Arife Hanım? 2 kişi olur hep suçladığımız zaman. Kendimizin dışında birilerinizi suçlamak en kolaydır hayatta. Ablacığım şimdi ben de şöyle söyleyeyim. O yüzden bulunduğunuz yerde şuna inanırım. Ya Gönül bir defa kaydı, hiç TikTok'u da bilmiyordum. Girdim oradan birini buldum, inandım. Ama daha hala orada cirit atıyorsanız... Hala orada geziniyorsunuz, evet. Samimiyetinize inanmam. Hala oradasınız. İnsanlar hata yapabilir, hata dediğiniz şey odur. Ama diğeri alışkanlıktır ve sorumluluktan kaçmaktır. Bir annenin de 4 çocuk sahibi bir annenin de TikTok'ta geçirecek vakti yoktur. Olamaz. Ya burada haklısınız, ben size haksızsınız demiyorum yani. Bazı olamaz. Da. Yani beyefendi de ortak özelliğiniz o. Sorumluluk almaktan kaçınan ama şikayet etmeyi çok seven ben insanlar şöyle söyleyeyim. Grubu. Esra abla, ben kurban oldum. Nurcan kurban oldu. Nursel'e kurban oldu. Nasıl satayım? Şöyle söyleyeyim.
Yok. Nur, bilmem Şengül'e kurban olun. Daha kurban olacak böyle kim var? Kurbanlar kim biliyor musunuz? Sizin olmak isteyeniz, olmak isteyenler. Sizin kurbanlarınız çocuklarınız. Siz kurbanlar değilsiniz. Hayır, kurbanlar bizdeyiz. Yok. Kurbanlar biziz. Yani sizden dünyaya bizim, gelmeyi seçmemiş olan... Benim hayatımdan olan... oynadı. Arkadaşım hayatından oynadı. Arife'cim, bak Arife, yetişkin olmak ne demek biliyor musun? Şimdi insanın muhakeme yeteneği, kendini bildiği, doğruyu yanlışı değerlendirebildiği kadar değerlendirebildiği bir yaş vardır. Bir de onu yapamadığı yaşlar vardır. Çocukluk çağlarında muhakeme yeteneğiniz yoktur. Doğru ve yanlış konusunda içgüdülerinizle hareket edebilirsiniz. Ama yetişkin olduktan sonra, ebeveyn olduktan sonra, anne olduktan sonra artık karar verme bizdedir. Bu kararı verirken ben çocuklarıma nasıl zarar veririm? Şimdi çocukların senden dünyaya gelmeyi seçti mi? Seçmedi mi? Küçücük yaşta senin tarafından bırakıldı mı? Bırakıldı. Aynen. Bu Ferhat için de kadın erkek ayrımı yapmıyorum bu konuda. Yani insanlık adına da söylüyorum. Sizin kurbanlarınız çocuklarınız. Siz böyle yaşamaya devam ettiğinizde o çocukların da sizin hayatlarınızdan farklı bir yaşantısı olmayacak. Burada haklısınız. Ve haklısınız, çok tehlikeli. Ben ağlarken... Şimdi mesela biz sadece bağımlılığı hep... En basiti gelen alkol ve uyuşturucu bağımlılığı söylüyoruz. Bence bu çağın en büyük bağımlılığı sosyal medya. Bakın çok zehirli bir uyuşturucu. Ve bizim bundan kurtulmak için el birliğiyle hareket etmemiz gerekiyor. Gerçekten buna bir denetim gelmesi gerekiyor. Özellikle de bu bahsedilen TikTok'la ilgili, yani TikTok uygulaması çok sakıncalı. Diyeceksiniz ki herkesin kendi inisiyatifinde. Okey, ben bunu yönetebilirim ama yönetemeyen insanları da göz önüne alırsak belki buna uygun bir mekanizma gelebilir, oluşturulabilir. Şimdi kızınız telefon attığında Selin'in ne kabahati var? Babası bağımlı. Babası birini buluyor. O birini bulduğu kişi ona koşa koşa geliyor. Anne ağlıyor, aldatılıyor. Çocuklar evde perperişan, aç sefil. Oğlum Esra Hanım ağlarken de oğlum burada gelip gözyaşımı siliyor. Anne ağlama ne olursun diye. Selin'ciğim merhaba, hoş geldin. Merhaba Esra abla. Nasılsın? Siz nasılsınız? Televizyon sesini kıs hayatım. Duyuyor musun beni? Evet, duyuyorum. Baban kaçıncı kez annene gel barışalım dedi? Babam çok kez anneme gel barışalım dedi. Ama annem sakın ona kanıt da sakın. Anne ben senin her türlü arkandayım. Biz sana gerekirse destek çıkarız ama sakın o adamla barışma. Esra abla 22 senedir biz ondan dayak yedik. O bize hakaret etti. Nerede dayak yediniz? Nerede? Yedik. Nerede yediniz? Yedik. Konuşma bak, konuşma. Kendini zor tutuyorum, konuşma. Sen konuşamazsın. Sen burada nasıl konuşamam ya? Nasıl konuşamam? Sen kimsin? Senin hakkın yok. Senin hakkın yok. Selin. Selin. Bak işte kızlarım da böyle yapıyor. Selin. Ben çok hakaret edeceğim ama... Selin tutmaz. Böyle babanın tutmaz. Sen insan olsan senin beslanı tutmaz, Selin. Tamam mı? Selin. Şimdi yine de sen saygını bozma Selin'ciğim. Selin hani... sen düzgün konuş kızım. Annen sakın babana inanmasın. Neden? Evet inanmasın. Neden? Şimdi yine kandırılacak. Arkasındaki onu yönetenler var. Halamlar var, amcamlar var. Hı. Özellikle isimlerini de verebilirim herkese. Tamam, benim peki babanın bu barışma teklifini yapmadaki asıl amacı sence nedir? Asıl amacı annemin yuvasını tekrardan dağıtmak. Yani ona hiç annemin hakkını vermemek, çocukların bravo hakkını vermemek. Ya olsa sefil kalacaklar tekrardan. Yani babanın yapmış olduğu tüm aldatma eylemleri birden fazla kişiyle ortaya çıkınca baba annem boşanma davasında hem haklı durumda hem de tazminat hakkı var. Bundan yırtabilmek için baban şu anda evet sahte bir kimlikle aslında arkadan istemediği söyleyeyim bir şeyi yapıyor ve barışma teklifi ediyor. Evet, evet. Tazminatın ve çocukların hakkını, annemin hakkını vermemek için barışmak istiyor. Buyurun ama canım. Ama bu bir oyun. Evet arkadan. Buyurun. Evet öyle Ferhat. Öyle. Çünkü ben senin peşine geldiğim zaman, evime geri dönmek istediğim zaman senin ailen bana olmadığını söyledi. Hop oturup hop kalktılar. Ve buradan ben çıkacağım. Seninle geleceğim. Ondan sonra sana tahmin ettiğim
Al da gel sen onu oradan. Burada ister durur, ister durmaz. İster hani verirsin, ya, vermesin. Nurcan, benden geliyor mu, gelmiyor mu? Ferhat, ben sen... Ver bana bir güvence. Güvence ver bana. O zaman sen, ben gidiyorum bu akşam. Git. Sen burada çık, dur, çık, dur. Ne yaparsan yap. Boşanacaksan ben imza güvence atmıyorum. Güvence bana ver. İmza elim atmıyorum. Bak, az bak. 7 tane bileziğim var sende. Tamam. Bağkur'una yatırdım. Tamam. Evi de üstüme dapı edeceksin. Tamam. Maaş kartla bana gelecek. Tamam. Öyle gelirim seninle. Öyle gelirim seninle. Ver bana bir güvence. Sen evet. Yarın beni dımdızlak meydanda bıraktın mı? Ne yapacağım ben? Geri vereceğim, geri vereceğim. Ne yapacağım ben? Senin yaptığın belli. Ben ne yapacağım? O zaman ne yapacağım ben? Ya sen beni atarsan dışarı. Ben adam enayi gibi miyim? Duranı, ben adam gibi Allah duranı atayım mıyım dışarı? 22 senedir attın mı seni dışarı? Hayır, ben seni 22 senedir attım peki, mı dışarı? Peki bunca zaman sizi affederek Nurcan enayi miydi? Hı? Hı? Ben çocuk, ben yine ben aldım bunu yanıma. Siz kimseyi almıyorsunuz. Atacak olduğun kadını niye aldın yanına Ferhat? Bak abim. 300 milyar para verdi, boşanacağız. Ben yine, benim çocuğum var Tülin Emir. Hadi ikizler büyüdü, evlendi. Onlara acıdım. Niye acıyorsun? Ya iki senedir biz alıştıydık ki. Alıştıydık. İyi kötü idare ediyorduk. Kendimi toplamıştım. Yani bir düzene, yani alışmıştım. Bir daha ben bir düzen kurdum. O düzenin içine bilmem nereye geldi. Mahvetti. Ben o düzeni darmaduman ettim. Hepsini bir göçü yıldım Nurcan bir yere. Nurcan Hanım'a karşı duygunuz nedir? Ben kullanmak mıydı? Ben boşanmak istemiyorum. Nurcan'ı seviyorum. Buradan nasıl bir alıp... sevginizi tarif edin eşinize karşı. Demin dedim ver güvence bana. Benim yarın öbür gün böyle... Hayatım bak, güvenceyi konuşacağız. Tamam. 22 yıllık hayat arkadaşı Nurcan'ı sevdiğinizi söylediniz. Nasıl bir sevgi? Tarif edin bunu. Nurcan'a olan sevginizi. Açıklayın hadi. Seviyorum. Seviyorum da seviyorumun altında seviyorum. Ne var? Seviyorumun altında ne var? Nasıl bir sevgi o? Ne var? Nesini seviyorsunuz? Ben çocuklarım için yuvamı bir daha kurtarmak istiyorum. Ya onlara, bunlar ezber cümleler. Nurcan'ın hangi özelliklerini seviyorsunuz? Sayın bakalım. Bir. Nurcan enayi. Tamam, iyidir, iyi insandır. Yemek yapar ama çene dedim mi 10 numara. 10 numara. Hale getirme. Abi bir saniye. Ferhat. Sanki eve aşçı alıyor. Ferhat. Ferhat, ben böyle bağırıp durmaya meraklı değilim. Bak sesim ne halde. İyi özelliklerini sayıyoruz Ferhat Bey. Bir, iyi insandır. Evet. İki, evine bakar. Evine bakar. Eve bakar. Sonra... Ne yapar eve bakıp? Temizliğini yapar, şey yapar Esra Hanım. Tamam. Üç. Üçüncü daha yok, bu kadar. Yemek yapar. Yapar. Gelenini gidenin en iyi şekilde ağırlar. Siz bana eve alacağınız bir personel özelliklerinden bahsediyorsunuz. Burada bir kadına, bir anneye, bir eşe dair duyulan bir gösterge var mı ya? 22 yıllık evliliği düzeltecekmiş. Niye? İyi yemek yapıyormuş, iyi temizlik yapıyormuş. İyi yemek yapıyormuş, tabii iyi insanmış. Var, başka yok yapan. Bu mudur yani sizin karşınızdaki kadın? Ama kötü şeylerini göreceğim, oho ondan çıkarsın. Kaş, hadi kötü özelliklerini sayalım. Çenesi çok. Evet. Başka? Ablalarla, abimlerle hiç konuşmaz. Ailenle atışmalı. Evet. Konuşma. Üç. Ablan, iki senedir ablan, abin benim muhatabım değil. Bütün üç. Ablalarım, abimi... Uzaklaştır, jandarma arıyor. Bizim tamam. Köye... İyi etmişim. Az bir saniye. Bizim babam rahmetlik olmadan bizim jandarma geliyor, babamın orada yemek yiyorlardı. Hı hı. Şimdi hep şeye geliyorlar. Onları şikayet. Onları baban getirttirmiyordu oraya. Sen getirttin jandarmayı kapıya. Nurcan'cığım şimdi yani. Üçüncüyü sen, dördüncü ailenle çatışıyor, çenesi çok. Evet. Devam et. O kadar. Üçe üç. Esra Hanım, bir şey sorabilir miyim Nurcan Hanım'a? Söyle. Nurcan Hanım, biraz sizin gönlünüz var gibi geldi eşinizle barışmaya da. Peki siz eşinizin var. İyi yönlerini sayabilir misiniz? Ferhat Bey'in iyi yönleri var mı? Bir de hala seviyor musunuz eşinizi? Şöyle bir şey. Eşimin iyi yönleri insana karşı iyi. Kime davranışı. Karşı? İnsana, hani karşısındaki insana karşı iyi. Şimdi karşısındaki insan sen ama misin, komşu tek mu? Suçu... Ya, ben değil. Tek suçu... El iyisi yani. Bu TikTok kadın kız. Daha bir geriye bir şey kalmadı. Evet. Bu evliliği taşıyacak olan ana duygu nedir Ferhat Bey? Bak TikTok'ta şiir yazmaya, şarkı paylaşmaya benzemiyor değil mi böyle konuşmak? Bu evliliği ayakta tutacak duygu nedir? Ben yine çocuklarım için dik duracağım. Nurcan'la yani barışmak istiyorum. Çocuklar için dik durmaya gerek yok. TikTok'a girmemeye ihtiyacınız var.
Ya TikTok'ta ne var ki? Herkes giriyor Esra Hanım. Esra Hanım böyle bir şey ben onun dediğine evet dediğim TikTok'a zaman. TikTok'a kimin? Herkes giriyor evet. Ama herkes sizin kullandığınız şekilde yuvasını yıkmak sebebiyle yapmıyor. İzliyor geçiyor. O telefonu yok, ben onun elinde gördüğüm zaman yine kavga çıkacak. Nurcan al bir saniye. Esra Hanım bu dünyada bir tek ben mi boşandım? Yok. Boşanan var. Yok. Benim kitabımda o yok Ferah. Bir saniye, o benim kitabımda yok. Tamam dur cümlesini tamamlasın. Bu dünyada bir tek ben boşanan değilim. Ondan sonra bu dünyada ben... Kötü örnek örnek değildir diye bir söz vardır bilir misiniz? Bilmem ben. Diğer sizin gibi kötü örneklerle kendinizi bir araya getirdiğiniz zaman ben tek değilmişim dediğinizde bu işten çıkmıyorsunuz. Aile olmak ne demek evlenmek? Aile sorumluluk bir şey. Sorumluluk bir şey. Evet sorumluluğuna sahip çıkmak, eşine sahip çıkmak. Hani ya? Evliliğinizde şöyle söyleyeyim size... evliliğinizde Nurcan Hanım da sizin gibi davranabilir mi? Sizi aldatabilir mi? Ya aldatabilir. Aldatabilir. Aldatmış olabilir de bilmiyorum pek. Peki aldatmış olabilir Ferah, de bu bir şüphe ezbere mi? Ezbere konuşma. Milletin günahını alıyorsun. Benim peki, günahımı alıyorsun. Peki aldatırsa Ferah ne yaparsınız? Benim günahımı atma alıyorsun Ferhat. Az bir sene Nurcan. Böyle bir davranışta bulunsa ya tek Nurcan değil deyip af mı edersiniz yoksa boşanır mısınız? Yok. Dünyaya bir kere geldin ya. Müdahale etmeyin lütfen. Sinan Hanım. Tamam ben de bir hata yaptım. Ben Sinan Hanım'ı sormayayım. Tamam. Eşiniz böyle davransa af mı edersiniz ayrılır mısınız? Ferhat olarak cevaplayın. Ya ben ayrılmam. Bir daha af şey yaparım. Affedersiniz. Evet. Şimdi Ferhat Bey sizin bahsetmiş olduğunuz kötü örnekler belki sınırlı sayıda. Ama asıl bizim ihtiyacımız olan herkesin iyi bir aile olmasına, o ailede yetişen çocuklara ihtiyacımız var. Niye biliyor musun? Niye? Bu ülkedeki tüm toplumun, tüm insanların gelecekte de huzur içinde yaşaması için. Hepimizin kurallara uymaya, değerlere uymaya, geleneklerimize sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Biz kötüyü değil, biz iyiyi arttıracağız. Biz aileyi ayakta tutacağız. Sen senin damadın, senin kızını üstse bakayım böyle durabilecek misin filozof filozof? Ya filozof filozof. Sen duramazsın. Sen, o yüzden bizim iyiye ihtiyacımız var. Ama şöyle söyleyeyim, evlilik sizin kararınız. Nurcan af da eder etmez de beni hiç bağlamıyor. Ya beni de ister affetsin ister gel. Ama ben yuvamı kurtarmaya çalışacağım. Yuva böyle kurtarılmaz ama. Nasıl kurtarılır ya? Ben bir emek, şey söyleyebilir miyim? Emek bir şey gayret göstermeniz lazım. Çok zor işte o da diyemez. Yani emek vermeniz lazım ya da bir bedel ödemeniz lazım. Ablacığım bir şey söyleyebilir miyim? Siz emek mi vermek istiyorsunuz bir bedel mi ödemek istiyorsunuz? Esra abla barışmak istiyorsa eşinin ayağını kapansın. Hak ediyor. O kadar bu konu seni ilgilendirmiyor. Bu da TikTok kafası. Evet. Yok harbiden. Ya hak ediyor yani. Ayaklarına kapansın. Söyle kapansın hadi. Eşinin yok, ayağını kapan. Hayır. Özür dile. Çoluk çocuğum var. Torunum sen öyle mi yaptın? Git. Arife Hanım sen öyle mi yaptın? İşine bak. Sen bize düştünüz ya. Dünkü dostlar düşman oldu. Ben düşman değilim. Gitsin hak ediyor yani kadın. Allah için hak ediyor. Yalan söylemiyorum. Ben de kadınım o da kadın. O da evlat sahibi ben de evlat sahibim. Hak ediyor yani nasıl kadın. Nasıl ben sizin yüzünüzden, nasıl ben kendimi burada buldum sizin? Lanet olsun bu size ben, de TikTok'a da ben kendimi şey nasıl abla buldum burada ya? Bu ne ya? Olayın içine müdahale olan sadece ben miydim? Kimler var başka? Yani sadece bana kadar hani Arife Temizel'e kadar başka bir kadın yok muydu? Var. Nursen var. Örnek mi aldınız? Öbürküler niye gelmedi abla? Örnek mi aldınız? Nursen'in dışında kimler var? Yani Şengül de var diyorlardı. O niye gelmedi? Kim o ya kızım? O kim? O kim? Onlar da gösterirdi ablam. Sadece ya Esra abla, o Şenur'u bana bulsanız, ona 5 milyar para vereceğim. O Şenur kim ya? Geçen gün kendini sormadınız mı abla? Kendisi açıklamadı mı yayında? Arife, Şenur kim ya? Yok, kendisi izah etmedi mi? Cuma günü yayında kendisi söylemedi mi? Ben mi yanlış duydum? Şenur. Ya bana bakarak konuşma ya, yok. Sinirlerim zıplıyor. Şenur. Ben zaten sana bakarak konuşmuyorum. Bana bakıyor. Aynen, Esra Hanım'a konuşuyor. Benim sinir olduğum nokta bu. Madem 81 vilayete ben rezil oldum. Niye? Bak üzerine gelen ben bayan değilim. Bir. Yuvasını yıkan ben değilim. Affedersin. Ahıra katını götürüp de samanlıkta saklayan kendisi. Nerede ben miyim? Saklıyor? Ahırda. Hangi yalan ahırda? Yalan diyor ya yalan. Ablam bir tane komşusu var. Komşusu ne oldu, ne oldu, niye olduğunu iyi bilir. Kadın gayet net ve iyi anlatıyor. Buradaki konu komşu o bu değil tamam mı? Burada ama ahırda saklanan biri de var. Buradaki konu dışarıdaki değil. Buradaki konu dışarıdaki değil. Buradaki konu buradaki konuşula.
He? Nursel denen bayan. Ahırda saklıyor. Adana'dan yalan kaçırıyor. Yalan diyor, yalan. Kadını ahırda saklıyor. Samanlığın içinde saklıyor. Komşusu anlattı bunu bana. Sen komşusun. Kendi insanları anlattı abla. Benim komşum, yanlış mı diyorum? Benim komşum kim ya? Harifim. Bu, az önce de söyledim. Buradaki konu dışarıdaki komşu değil. Ben de sadece konu, ki, madem sadece konuşulan. Ben benden başka kadın yok muydu diyorum. Efendime sıra. Bana kadar kaç tane kadın ismi verildi. Niye benden başkası yok? Ya o kadınları getir. Getirsene bana. Getir kızım, getir. Senin getirmen lazım. Getir. Beni değil. Oh. Getirsene bana. Lazım. Oh. Getirsene bana o kadını. Sadece kim bakalım? Sadece beni niye çıkarttınız ben yayına? Ben onu anlamadım. Oh. Yo bazen ben değilim. O Şenur'muş şeymiş. Getir bana onları. Onun üzerine gelen ben değilim. Arife. Kes sesini. Sen kes. Kes sesini. Sen kimsin kızım ya? Sen kimsin? Arkadaşın. Saman adına söyleyecek en son kişisin. Ay benim... bunlar ne tatlı yazışmıştır en başta. İkisi de bir ne atıp tutuyordu karşılıklı. Bak şimdi düşman oldular. Ya abla ben her zaman öyleyim. Bende biri şurada bitti mi biter. Umurumda değil. Ben geçen de söyledim. Ya giden o, gitmiştir. Gittiği gidi benden bitmiştir. Bitmiştir güzel. Kamyon arkası lafları İflas. Burada geçmiyor. Şimdi ne yazı? Kamyon arkası lafları. Kamyon arkası lafları. telefon hattında bir ihbarımız var. Hoş geldiniz yayına. Bakalım bu ihbar kiminle ilgili? Ferhat Bey'le mi ilgili? Arife Hanım'la mı ilgili? Hoş geldiniz. Ne? Selamlar. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ederim. Buyurun lütfen. Benim tek söyleyecek olduğum şey... Bu Bafralı Ferhat'a eşi inanmasın. Dün yayınlarda kendini yine bekar olarak tanıtıyordu. Nerede? Kim bu? Tanımadım ben bunu. Sen kimsin abi? İki üç hafta önce benim yayına geldi. Misafirliğe katıldı. Bana kendi ağzıyla dedi ki, ben dedi iki tane... Yok diyordu. Okey getirsene bana onu. Kim onlar ya? Tamam. Tamam şöyle söyleyeyim Bafralı Ferhat. Akşamleyin engellediğin kişileri say bakayım. Akşamleyin İnternet bizi yayında engelledin. Ben sana mesaj attım. Beni engelledin yayında. Ben sana dedim Esra Erol'a bağlanıp her şeyi anlatacağım dedim. Sen beni engelledin. Sen beni başkasıyla karıştırıyorsunuz. Ben seni tanımıyorum. Ben seni başkasıyla karıştırmıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Buyurun. Abim benim yurt dışında. İsmi Ersen. O da bağlanmak istiyor. İsterseniz onu da bağlayın. Tabii ki. O da her şeyi anlatır. Ferhat Bey ısrarla inkar ediyor. Bu Ferhat'la konuşmalar zaten abimde var. Abimin yayınına gelip gidiyor. Siz böyle sosyal medyada yayınlar yapan kişilersiniz anladığım kadarıyla. Evet. Hatırlamadınız yayınlara, mı? Yayınlara gelip gidiyor bu kişi. Düşünüyor. Ben arkadaşlarım... Hatırlıyor musun? Her bulduklarına sazan gibi atladıkları için... Onda. Bir yerden akşam, yakalanıyorlar. Akşam da yayın bayanlara söyle ben... Affedersin abla. Ama zaten bir tane bunu söylediği için niye sinirlenir ki? Sen ya sinirlenir ben kim? Bu yalanı ya hep tamam, söyleyen Türkiye'de birisi. Ya tamam Türkiye'ye demiş beni. Bekar, beni bilmiyorlar mı evli olduğumu? Artık biliyorlar. Önceden bilmiyorlardı. Ha, dün akşam bir gitmişim ben yayına. Zaten yayın açmak yasak. Dün açtım. Hemen yayın kesildi benim. Hayır kesilmedi. Niye sen beni takip mi ediyorsun? Kesilmedi. Kesilmedi. Kızım sen beni o zaman niye... Kesilmedi. Otelde arkadaşımın hesabından takip ettim. Kesilmedi. Başka gizli bir hesaptan girdi. Dışarıdan. Ne kadar süre yayına girmedim. Ne kadar süre yayın yaptı? Nereden baksan 1,5-2 saat. Oo. Kendisi de aynı yapıyordu. Ben yayın açmıyorum. Allah için nereden baksan 2,5 aydan beri yayın açmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Ben yayın açmıyorum. Ya sen dün... Ben açık bir ne söyleyeyim. Dün arkadaşım burada... TikTok'tan video izliyorduk biz. Ama bakmadan duramıyorsun değil mi? Hayır durmuyorum diyor. Şans eseri keşfetten çıktı önüme. Ferhat mı? Evet keşfetten çıktı. Yani ben arkadaşlar da takipte değil zaten. Ama yarım saat yayında durdun. Durmadım. Durdun. Durmadım. İnkar etme. Durma. O hesap bende aktif bile değil. Hesap bende kaldırılmış. Şu kızım, an bende TikTok hesabım bile yok. O biz düzeli kim ya? Oynamaya sen değil misin o? Ne? O biz düzeli. Emin misin? İyi bak.
Fanlarınız mı geliyor Ferhat Bey? 40 tane hesabınız var ikinizin de. Fanlarınız mı geliyor yayınlara? Ne keyif alıyorsunuz bu yayınlardan? Efendim abla? Nasıl bir keyif alıyorsunuz bu yayınlardan? Abi. Alo. Alo, hoş geldiniz yayına. Merhaba. Başka bir telefonumuz var şu anda. Merhaba. Merhaba. Arif Hanım, kendiniz çok mu haklısınız? Çok mu temiz bir insansınız? Sen kimsin? Hayırdır? Kim olduğum önemli değil. Dursun çok iyi bir insandı eşin. Seni kaç kere sokaklardan aldı da eve getirdi. Kaçıp kaçıp gitsin de. Sen neden biliyorsun benim ne yaptığımı? Ben seni çok yakından tanıyorum. Çok yakından tanıyorum. Çok mu temizsin? Ferhat Bey mi senin yuvanı yıktı? Ferhat'tan önce kaç kişi kaçıp kaçıp geri geldin acaba? Allah Allah. Evet. Sen mi vardın başında? Oh Allah'ım sana. Sen mi vardın? Ben yokum ama sen senin yakından çok... Çok yakından sen tanıyorum. Sen de şahitsin. Çok yakından tanıyorum. Tabii canım. Tabii. Şimdi bu arada hanımefendi. Senin kayınvaliden tabii. var ya bak. Bir dakika kayınvaliden var ya. Sen mi vardın? 4 tane çocuğunu gözleri görmeyen kocasıyla baktı tamam mı? Çok eşine bak sen kadın, eşine. Eşine bak. Bir kadın olduğunu. Bir saniye. Hiç oraya girmeyin. Arife çocukları bırakıp kaçıyor. Kaçtıktan evet, sonra çocuklara kim baktı? Babaanne baktı dediniz. Evet babaannesi baktı. Hem de kocasının gözleri görmediği halde. Çocuklar kimin? Kaç yaşındaydı bırakıldığında? Kimin, kimin gözleri görmüyor? Kayınpederin gözleri görüyor mu da Dursun'un babasının gözleri görüyor mu? Sen konuştun bir defa dikkat etsene. İlk önce kocası dedin. Senin yalancı olduğun hayır. buradan belli. Kayınpederi hayır, dedi. Kayınvalidenin hayır. kocası dedim. Baştan kocası dedi. Tamam baş kocası. Kayınpederi kayınpederinin dedi. Gözleri görüyor mu? Görmüyor yalancı. Tamam. Çocuklar kaç yaşındaydı bırakıldığında? Küçüklerdi. Hmm. Kaç sefer kocası kaç... Bak. Ankara'ya kaçtı geri getirdi. Kaç yerden geri getirdi. Ankara'da kimin yaptı. Vardı biliyorsunuz mu? Ankara'da nereye kimin kaçtı? Vardı? Arife nereden Ankara'da getirdi? Ankara'da kimin kocası? Vardı? Ablam vardı. Ablam kaç sefer seni ben nereye gittim? Ablamın yanına ablam gittim. Ablam seni kaç sefer kocalara sattı onu söyle. Efendim? Kaç kere kocalara gittin Ferhat Bey'den önce? Çocuklar küçüktü. Durmuş her seferinde bak burası senin yuvan. Gel çocuklarının başında dur diyerek Arife'yi geri mi getirdi? Abla. Evet geri getirdi. Sonra tekrar bir şey kaçtı. En sonunda boşanmak zorunda kaldı. Bir anda boşandı artık dayanamadı herhalde. Ben bir şey evet, söyleyebilir miyim? Evet kaç sefer kaçtı? 5-6 kere kaçtı kocasındayken. Eşimi arayın. Eski eşimi arayın. Yüzleşeceğim. Arayın eski eşimi. Niye? Arayın. Dursun ben... Eski eşimi arayın. Dursun çok yakın atanıyorum. Dursun da yuvasını yıkma ha. Şimdi onu arayıp onun yuvasını yok. Yıkma. Ben şu an eşiyle arkadaşım bak. Nerede kadın arkadaşın ya? Saçmalıyorsun. Arayın eski eşimi. Niye saçmalıyorsun? Arayın eski eşimi arayın. Ben aramasını istiyorum. Aynısı o da söyleyecek. Arayın eski eşimi. Ben eski eşimden karşılaşırım. Arayın eski eşimi. Arife çok Arif uzaktan Arif insanlar değil. Arif Hanım bir dakika dinle. Sen çocuklarını 2 seneye ben kadar görüyor muydun? 2 seneye kadar çocukları görüyor muydun? Görüyordum. Hayır görmüyordum. Görüyordum. Arayın diyorum. Görmüyordum. Anladım. Şöyle çocukları çocuk şöyle FaceTime'da da görürsün. WhatsApp görüntülü aramada da görürsün. Çocuklarla bir fiil. Ya şu var Arife. Siz hayatınızı yaşarken o çocuklara yazık günah oldu. Ablacığım bu kadar ben sadece ki ben boşandığım bir günden beri çoluk çocuğumdan görüşüyorum. Bunu eski eşim de şahit, kayınvalidem de şahit, hepsi şahit. Anladım. Ben evlensem, baktansam, ayrılsam beyniniz da kalabalık, çoluk çocuğumla ilişkimi yoğun. Kesmedim. Yani Ferhat'ın kaç saat canlı sıra. Yayında kaldığını niye takip ediyorsunuz ablacığım, ya? Ablacığım ben fake şanssızı. Hesaptan girdi hayır. Bak, ben şanssızı kendi dışarıdan gördüm. Sen kendini kandırıyorsun. Sen kendini kandırıyorsun. Bir büyük hayır kandırmıyorum. Bakın ya telefonuma. Sana ne oldu tamam, kaç saat konu yayında değil kaldı. Yani. Ben, alın telefonuma bakın. Peki benim Arife'ciğim konu ne biliyor musun? Arife konu ne biliyor musun? Bak bu sosyal medya bağımlıları oradan birileri tanışıp kaçanlar. Hayatı boyunca kendilerini yapıyorlar. Bu dünyada ben sana zarar veremem. Sen zaten en büyük zararı kendine vermişsin. Biliyorum. Ama olan çocukları olmuş. Şimdi kocan dedi ki Nurcan'ım beni affet dedi. Bu karar tabii ki senin ayrılık ya da barışma kararı. Bunu kararını verecek olan sensin. O da senin cevabını bekleyecek. Seni şimdilik uğurluyorum. Tamam. Sizi buradan uğurluyorum. Buyurun Ferhat Bey. Hayatta var ya gamsız olmak lazım. Vallahi. Çok böyle gamlı olup her şeyi kafaya taktığında bak onlar hep erken giderler. Gamsızlar uzun yaşarlar. Çünkü sinir yok, stres yok, kendini üzecek bir durum yok. Nurcan bakalım hayatıyla ilgili o doğru kararı verecek mi? Kızı dedi ki anne sakın babama inanma, güvenme, onunla yola çıkma dedi.
Şimdi Şeref Gökçe geliyor. Annesi Meliha Hanım gelmişti. Oğlumu gelin adayım elinde tutuyor. Benimle görüştürmüyor dedi. Bakalım bugün stüdyoda kimler var? Vizyonsuz, kariyersiz. Vizyonsuz, kariyersiz. Bir değil, iki değil, üç ya. Değil. Dayanamadım, burama ya. Kadar geldi. Pisliğin içerisine yatıyordun. Kimse evet karışamaz. Şimdi... Rezillik çıkmasın diye susam insanım. Ben bugün buraya dananın kuyruğunu koparmaya geldim. Beni dinle. Ben buraya bir saniye, ya. Hep sen mi konuşacaksın? Ben sahilde bitti. Kafelerde gezerken bizim ben inşaatta kimse... çalışıyordum. Nasıl lüks yaşadığımı herkes bilir. Şu an acımasyon yapıyorlar. Ya sonra... bir kırık çek yattı ofiste yatıp bu... kalkıyorduk. Nikahı neden kıymıyorlar? Bunlar zaten bir tehdit altındalar. Ben tehdit altında değilim. Her kavgamızda aynı şey. Sen ne yaptın ki? Bana ne yaptın? Araba mı aldın, ev mi aldın, iş için para mı verdin? 17 yaşına kadar zaten bana bakmakla yükümlüsün. Bütün huzurunuzu bozan bendim. Öyle Elif mi? Bravo oğlum. Başın göl, ayağın sel olsun. Bundan sonra adını anarsam... Sevdiğim insanın adını değil, senin adını yazdırdım. Ben dövme yaptırırken senin adını yazdırdım. Hayatımda en sevdiğim insan sendin. Ben vardım hayatında. Bak anne, tamam hatalı da biziz, suçlu da biziz. Her şey oldu bitti, değdi mi? Elif benim için hiçbir şey. Ben Elif'i seviyorum. Ben bu Elif'i tuttum, nikahımı kıyıyorum. Daha bu yolun dönüşü yok. Oğlum Şeref! Allah sana evlat yüzü göstermesin. Ay, ki evlat yüzü görmeyesin. Nikahın hayırlı uğurlu olsun. Meliha Hanım. Ne olursa olsun ben bu nikahı yapacağım. Yolunuz açık olsun. Bugün annen gelmedi. Güzelliğini çok güzel yaptı diyorum ben yine. Şeref Bey'in teyzesi Sibel Hanım. Şerefciğim, gülüm benim. Bizim her zaman canımız ciğerimizsin. Yanındaki benim yeğenime hakaret dolu videolar paylaştı. Bir anne nasıl olur da gelinim der. Kendileri başlattılar. Eşim dediğim insana o kadar laf söylerken biriniz çıkıp ses ettiniz mi? Yapma diye annene bin defa. Niye durdurmadınız? O kadar şey olurken beni bir kere arayıp sormadın. Düğünüme bile gelmeyecektin. Hoş şeyler değil teyze bunlar. Sosyal medyada annenin açıklamaları var. Çocuğuna düğün yapamayan bir anne değilim. 100 bin liralık gelinlik hala gelinlikçide duruyor. Bu frençleri gelin fıracı olaraktan beğenmiştik. Kısmet banaymış. Gerçekten bugüne ait bir şey mi? Evet, ben seçmiştim bütün namazı. Pedikür konusu sizi nasıl bu noktaya getirdi? Ben de bilmiyorum. O an bir anlık sinirle olan oldu. Ben onu çok seviyordum. Çünkü biz aynı kafada insanlarız. Kayınvalide beni yanına almadı. Karşısına aldı maalesef. Oğlunuzun bir seçim yapmasını istiyorsunuz. Acaba siz ikisini seçemez misiniz? Onlar sizden özür dilese onları affetmez misiniz? Ve geçtiğimiz haftadan beri aslında herkesin üzerine çok yorum yaptığı konulardan biri. Bir anne ki gelinim, müstakbel gelinim oğlumu benden uzaklaştırıyor, onu etkiliyor. Hatta yasaklı madde bile vermiş olabilir. Çünkü oğlum sağlıklı düşünemiyor ve bizimle beraber değil. Ona bir tercih yap dedim. Ya sevdiğin kadın ya ben annen olarak dediğinde sen Elif'i seçtin, sevdiğin kadını seçtin. Bunun üzerine annen soluğu burada aldı. Evet, sonra da en son söylemiş olduğu bir bedduadan dolayı da bir daha gelmedi. Bugün de bir isteği vardı. Ben oğlumla karşılıklı olmak istiyorum. Elif sürütüyordu olmasın, oğlumla karşılıklı konuşayım. Şeref burada. Evet. Elif'e de rica ettik, gelmedi. Anne oğul baş başa görüşsün diye. Ama Meliha Hanım gelmedi. Yani oğluyla karşılıklı görüşmek isteyen, iki kişi olmak isteyen oydu ama bugün burada değil. Evet Esra Hanım. Şimdi onu en iyi tanıyan kişi sensin. Bu şekilde davranmasının sebebi sence ne olabilir? Esra Hanım, ben zaten son zamanlarda anlayamıyorum şu an kendisini. Üzüldüğünü yani düşündüremiyor bana. Ben zaten üzüldüğünü bilsem, benim için çabaladığını bilsem ben gider zaten kendisiyle de konuşurum. Ama şu son hafta sonları izlediğim yayınlarında 3 saat önce işte farklı bir şey konuşup 3 saat sonra farklı bir şey konuşup işte oğlum dön deyip, yani ben şöyle söyleyeyim, ben bu yayına çıktım çıkalı 2 lokma ağzımdan zor geçiyor. Geceleri uyuyamıyorum. Yani çünkü bu bizim bir aile meselemizdi. Bu aile meselesi şu anda tüm Türkiye'ye yayıldı. Ama bu yayınla Türkiye'ye yayılmadı. Siz aile meselesini zaten sosyal medyada karın ve annenin karşılıklı atışmaları, küfürleşmeleri, suçlamalarıyla zaten onlar açmışlardı. Ya şöyle söyleyeyim, yani takipçisi o kadar fazla yok değil ama işte şu anda hafta sonu gördüğüm kadarıyla hala kendisini orada yorum yapan insanlara anlatma derdinde. Yani ben farklı bir açıdan bakıyorum, kendisi çok farklı bir açıdan bakıyor şu anda.
Yani gelip bana söylemesi gerekenleri ben orada... Ben bir anneyim, ben davamda haklıyım. Bir oğul annesinin yanında olur. Çünkü biz bu hayatın zorluklarını beraber göğüsledik. Bu zor yollardan beraber geçtik. Bulmuş olduğu bir kız için bir erkek evlat annesini bırakmaz. Melih Hanım'ın tam düşünce yapısı bu. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Sen ulaştın mı hafta sonu ona? Ben hafta sonu kendisiyle görüştüm. Küfür ettin mi? Yok. Ben kendisine, herkes bağlanabilir. Yani kendi çevresinden de, benim kendi çevremden de nasıl böyle bir şey demiş, ben inanamıyorum şu an kendisine. Benim nasıl karakterde bilir olduğumu herkes, hani bütün kendi çevresi bilir. Yani herkes bağlanıp bunun cevabını ben değil, onlar versin direkt. Yani ben şu an bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü annem bunu iddia etmiş. Hafta sonu beni aradı ve bana ağır sözcükler, küfürler yağdırdı. Bu sebeple öyle bir çocukla, oğlumla karşı karşıya gelmem. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim kendisini arama nedenim şuydu. Akşam oturduk, eşimle, işten geldi eşim. Geç saatte geldi hatta. Saat 10.30-11'e doğru. Yemek yaptık beraber. Bir oturduk yemek yiyeceğiz. Bir tabak yemeği koydum. Baktım canlı yayına girmiş. Elif'in işte çoluğu, çocuğu, ailesi, bunların hepsini katarak orada bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani annelikten dem vurmaya çalışıyor orada. Elif'i vurmaya çalışıyor tekrar. Aradım, sadece dediğim kendisine şu. Anne dedim bak, hani bu kızı, bu kızı çoluğuyla çocuğuyla vurma. Çünkü bu kızın ne yaşadığını sen bilmiyorsun. Çoluğuyla, hani çocuğuyla görüşüp görüşmediğini bilmiyorsun. Ondan önceki yayınında ben eminim. Yani her şeyden emin yani. Ben eminim çocuğuyla görüşmüyor. Ben eminim çocuğunu görmüyor. Yani bilemezsin bir insanın ne yaşadığını veyahut da durumun nerelerde olduğunu bilemezsin. Yani siz de Elif'in davalarından şeylerine bakabilirseniz geçmişte. Burada konuşulacak şeyler değil çünkü bunlar. Ailevi konular. Ya da Elif iyi bir anne olduğunu senin annene ispatlarsa annen kabul eder mi? Kabul etmez şu saatten sonra. Peki eminim, kız kardeşin telefon attığında Dilan, doğru söylüyorum değil mi? Dilan Hanım merhaba. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz. Abiniz duyuyor sizi. Buyurun lütfen. Ben bağlanmadım. Süre içerisinde görüştünüz mü? Evet. Annenin abine karşı ve Elif'e karşı tavrı nedir? Yani şu şekilde, ben öncelikle şu yanlış anlaşılmayı söylemek istiyorum. Tabii tabii. Benim annem bu kavga olayları olana kadar Elif'i istemeyen, Elif'i küçük gören bir kadın kesinlikle değildi. Sadece düğünde işte bildiğiniz aslında olayın nedeni nikahtı ama konu nikahtan başka yerlere gitti şu anda yani. Ana konuda bu nikahta olan tartışmadan sonra araya aracılar girdi. Elif konuşmak istemedi aracılarla da. Ama Elif de ben anladığım kadarıyla annemin kendisinin gidip ondan özür dilemesini beklemiş. Kim? Burada da yani Elif de anladığım kadarıyla annemin kendisinin aracıların değil de annemin kendisinin ona gidip ondan özür dilemesini beklemiş. Ya yani burada aslında sizin dediğiniz gibi ilk başta kişisel egolardan kaynaklı bir şey. Ve burada hani olayın bu kadar kavga olmasının nedeni değil. Yani ben burada annemi savunmuyorum. Kesinlikle. Annenin de hatalı hani olduğunu düşünüyor musun bazı durumlarda, bazı konularda? Fazla bazı yüksek bir tavır sergilediğini düşünüyor musun? Sadece bazen fevri davranışları konusunda olabilir. Ama onun dışında olayın bu kadar uzun videoların mesela bu videolar sürekli paylaşılıyor. Sosyal medyada hala devam ediyor. Bu paylaşımların nedeni de sizin yayınınızda daha önce... diye paylaşıyorsunuz. Anladım. Bunu paylaşan ben değilim. Sanki bu da bize yeni bir video olarak. Ama ve şerefe sorduğumda bu bugünün videosu dediler. Yani bu bir şey söyleyeceğim. Dilancığım, bu videolar çekildi mi? Çekildi. Bu videolar yayınlandı mı? Yayınlandı. Evet. Bu videoları annenin yayınlamasının ana hedefi kim? Elif. Ve abin değil mi? Onları rahatsız etmek. Bence bu videoların neden... Rahatsız etmek değil işte. Hayır. Bunların neden çekildiğini annene sor. Kavgaları sosyal medyada... Sosyal medyada etmek yerine... Suçlamaya başlıyor ya. Suçlamalara yönelik.
onun öncesinde kesinlikle rahatsız etmek yoktu. Sadece ya benim annem oğluna takıntılı olan bir kadın değil. Şimdi ben annenle abini bir araya getirdim. Aslında tek bir affa bakardı. O gün ortam oraya geldi. Dedi ki Şerafettin, omzumda senin ismin yazıyor dedi annene. Annen dönüp, ya ben bir düşüneceğim, bana biraz zaman verin niye demedi? İşte bir şey söyleyebilirim. Orada hani Elif de, annem de, abim de ağladı ya. Bunu abim de çok iyi biliyor. Çünkü abim annemin hassas noktası. Orada ağlarken ikisi de gidip anneme sarılsa yemin ediyorum Allah çarpsın barışırdı ya. Anında affederdi, kıyamazdı. İkisi de orada ağlarken suçlamak yerine gidip sarılsalar. Çünkü daha önce de oldu bu olaylar. Kesinlikle böyle olurdu. Hanım şöyle. Ben evet anneme gidip sarılsam annem beni affederdi ama yine aynı konuları biz yine yaşardık. Ya çünkü şöyle söyleyeyim. Arka tarafta gösterebilirim. Daha önceki 4-5 defa yaşadığım ilişkilerin onlar, hepsinde. O günün geçmişi. Tamam, geçmişi. O gün. Ama şöyle onu demek istiyorum. Yani bugün konuştuğumuz şeyi yarın yine yapıyoruz. Çünkü bu düğün mevzusunda da aynı. Ailevi konuları burada biz çok... Burada nikahınızı mesela abinle Elif'in nikahını yapardık. Annen onların yanlarında. Bundan sonra anne olarak durmaz mı? Tabii ki dururdu. O zaman senden bir şey rica ediyorum. Anneni tut kolundan getir. Sizin yayınınızdan da beni aradılar yayına davet etmek için. Şöyle söyleyeyim, anneni tut kolundan getir, bu konu artık kapansın. Ama işte şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şu anki olayda abim hafta sonu annemi arayıp küfürler etmiş. Yani ben ne demiş Mayşe? Yolculuk yapabilirim duydun mu bunu yoksa sana böyle mi aktarıldı? Yani annem beni 12'de hastanede kalıyor biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Ağlayarak aradı. Tamam. Paylaşımları kusura bakmayın. Paylaşımları anneniz hastaneden mi yapıyor? Hangi paylaşımları? Yani siz de bahsettiniz ben görmedim de annenizin canlı yayın yaptığını abinize oradan cevap verdiğini izlemedim. Düşünüyorsunuz. Anneniz canlı hastanedeyse izlemedim. Canlı yayını yahut da abinize cevap hakkını o sosyal medya platformunda hastaneden mi yapıyor bunları? Ben canlı yayını izlemedim. Görmedim canlı yayını. Görmediniz. Anneniz küfür etti mi? Yani abiniz gerçekten etmiş midir? Size böyle mi aktarıldı? Buyurun siz de cevaplayın. Annenize küfür ettiniz mi? Ya şöyle söyleyeyim. Aramızda tartışma oldu ama küfürleşecek konuda değil. Bu zamana kadar ben anneme tek bir... Ayşe ben anneme bu yaşıma kadar tek bir kötü kelime ettim mi? Eder miyim? Bundan öncesine kadar olmadı. Bundan sonrasında? Ama sana bak şunu söylemek istiyorum. Ben bu süre zarfında da seni bir kere aramadım. Hani ne yap, niye böyle dedin, niye şöyle yaptın? Kesinlikle büyümesin diye hiçbir şekilde dahil olmadım. Ama dün söylediğin şeyler bana da, anneme de çok farklı ithamlarda bulunmuşsun. Peki annem bana küfür ettiğini sana söyledi mi? Efendim? Annem bana küfür ettiğini söyledi mi? Bana ne dediğini söyledi mi daha doğrusu sana? Hayır. Tamam. Yani konuşmaları bana anlattı ama... Ben başka bir şey demek istemiyorum. Ben senin en başında söylediklerini yayında canlı yayında anlatamıyorum ki buradan. Nasıl tamam. Canlı yayında söylediğin kelimeleri kullanabilirim ki ne kadar ayıp. Kelimeleri değil bak bir şey söyleyeceğim. Ya ben kendim rahatım. Ben küfür etmedim çünkü. Kendisinin bana ettiği küfürleri... yaptığı canım yanımdaki benim, hakaretleri annene, sana söyledi mi? Sadece onu soruyorum ben sana. Annene, sen... Esra Hanım, ben cidden hiçbir şey demiyorum. Ayşe, ben de ya size bir şey demiyorum. Anne, benim anne... Bak bir şey diyeceğim. Konuyu kapatmıyorum. Benim annem haklı, tamam. Haklı çıkabilmek için, çünkü ben hafta sonunu gördüm, her şeyi yaptı. Ben anneme böyle bir şey diyeceğim. Sen buna inanacaksın. Biz aile olamamışız yani. Çünkü ya ben bir karınca incitecek bir insan değilim. Ben kimseye bu zamana canım kadar benim, tek bir küfür etmedim. Niye bağladınız ki? Ayşe kulağınla duymadığın hiçbir şeye inanma bu saatten sonra. Canım benim. Ben sana ben şunu söylemek hiçbir şey demiyorum. Kardeşine bunu söylüyorsan ben senden her şeyi beklerim. Ben öyle demişim ha? Evet ben, sen bana insan kardeşine böyle şeyler söyler ben öyle mi dedim? Ben öyle demişim ha?
Bunu kim söyledi sana? Herkese böyle söylediğin için oradan duydum. Ben bunu kimseye söylemedim. Ben bunu kimseye söylemedim. Bir kişiyle ben bir şey konuştum sadece. Tamam, başka kimseyle konuşmadım. Bunu başka kimse sana söyleyemez. Tamam mı? O da çarpıtarak sana bazı şeyleri anlatmış. Biz aile olamamışız. Başka hiçbir şey demiyorum size. Sana yapmadım. Ben video mu atmışım şeylere? O konuştuğun kişiye ben video mu atmışım? Hani i̇şte elimde de video varmış ya. Atsın o zaman. Madem ara bulmak istiyorsun, o zaman bana diyeceksin ki ben annemle bunları yaşamak istemiyorum. Beni bir abi gibi ara. Demedim mi size? Ya demedim mi size? Ara bulsaydık o zaman. Demedim mi size? Videolar atmaya başladığında ne dedim? Ben herkese söyledim yapmasın diye, değil mi? Niye izin verdiniz? Sen bir kere Elif'i alıp getirdin mi? Elif'i alıp beraber özür dilemeye geldiniz mi ikisi? Ayşe, biz o evden gittikten 3 gün sonra kalktı, annem video paylaştı benim yanımdaki insana, sadece işte söylemeyin ne olduğunu. Evli olmak işte şu değildir diye. Bu 3 günü geçiyorum. Bu nikah. Ya biraz sussaydın, bak bir şey diyorum. Bak beni bir dinle. Ben videoları biliyorum. Aynı şeyleri tamam, söyleme. Demek bir şey diyeceğim. Şey şu benim. Bir dinle, ondan sonra konuş. Bu 3 gün sonra diyorsun ya, nikah iptal oldu kardeşim. Sen Elif'i, madem Elif önce seni de bıraktı, sonra Elif'le barıştınız. Elif'in elinden tutup da niye getirmedin? Cumartesi akşamı bir şey diyeceğim. Diye. Cumartesi akşamı bana resti çekmişler bütün ailem. Ben 3 gün sonra Elif'i tutup getireceğim. Ne oldu? Beni mi dövecekler orada? 3 gün sonra değil. Nikah perşembe günüydü. Perşembe günü barıştınız. Siz geri konuştunuz ya. Ve sen ne dedin? Ben Elif'in yanına gidiyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Elif, ben bırakırsam, ben onu kötü bir yerden çektim aldım. Ben bırakırsam geri düşer. Ben size öyle bir şey demedim. Geri düşer demedim. Sadece size dediğim şey şu. Biz bu borcu bu kızla beraber yaptık. Ben bu kızı borçla birlikte bırakamam. Ben konu borç değil. Bir şey diyeceğim. Bak bir şey değil. Ya konu borç değil zaten. Niye para konusunu açıyorsunuz? Niye para konusunu açıp duruyorsunuz ya orada? Ben orada söylediğim kelimeyi söylemeye çalışıyorum sana, değil mi? Ben dedim ki ben bu kızı bu şekilde ortada bırakamam. Ben bu kızı zaten seviyorum. Bu kızın gideceği yok. Şimdi bu kızın gideceği yer yok. Siz bana diyorsunuz ki bu kızı ortada bırakın. Annemle barışmak istiyorsanız orada da ağlarken de gidip öpüp sarılsaydınız zaten bu karşı koyamaz. Yine emin misin? Ya Esra Hanım. Dilan, emin misin? Eminim Esra Hanım. Bakın bunların bir sene sonra bir çocukları olsun. Çocuğun elinden tutup gelsinler. Yani annem köpek olur onlara ya. Bu abim de bunu çok iyi biliyor. Peki annem buraya geldiğinde, bak mülakatı da şu anda önümde. Oğlumun birlikte olduğu Elif'e güvenmiyorum. Oğlumu bulup o kadından kurtarmak istiyorum. Oğlumu bu kadının etkilediğini düşünüyorum. Yasaklı madde kullandırdığını düşünüyorum. Kızın ne olduğunu da bilmiyorum, güvenmiyorum. Oğlumu bulmak ve o kızdan kurtarmak istiyorum diye geldi. Aslında ilk konuyu açan kendisi. Sonra her ikisi de karşısına geldiğinde bu işi barışmayla sonlandıracakken annen aslında bu barışmayı reddeden kişi oldu. Çünkü öncesinde suçlamalar yapıldığı için orada bir fevrilik söz konusu. Ben size diyorum ya, orada hani o duygusal anda herkes ağlıyor. Orada bile... O zaman tut kolundan getir, hadi abinle barıştıralım. Yapabiliyorsan bekliyorum. Sevgili seyirciler, yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Nefes aldık, çok hep var. Yalnız değilsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.